Efendim herkese iyi geceler. Sıra dışı stratejiye hoş geldiniz. Kemal Olçar, Yusuf Dinç ve Gaffar Yakınca ile birlikteyiz. Sizler de yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ortalık karışık, toz duman. Tuhaf işler oluyor. Bunların hepsini masaya yatıracağız ve konuşacağız. Ne anlama geldiğini, neden olduğunu, ne amaçlandığını hepsini konuşacağız. Rusya'daki saldırı, Belçika'daki PKK saldırıları, Rusya'daki tırnak içerisinde IŞİD, DAEŞ saldırısı, Belçika'dan Fransa'ya sıçradı. Fransa'da da DİTİB'in bir binasına patlayıcı bir madde atıldı. Birileri bir tezgah peşinde. Amerika ile Türkiye arasındaki buzlar eriyor. Biden, Erdoğan'ı Amerika'ya davet etti. Mayıs ayında Amerika'ya gidiyor. Yerel seçimler. Hepsi, yani Türkiye'deki yerel seçimleri dünyadan bağımsız düşünmek mümkün değil. Evet. Değil mi? Doğru. Düşünürsen hata yaparsın. Hata yaparsın. Düşünürsen tercihini seçmede, belirlemede yanlışa düşebilirsin. Brüksel Esenyurt hattı oluştu ya. Güzel. Doğru. Brüksel Esenyurt hattı. Doğru. Benim yarınki yazım da olacak. Öyle mi? Tabii. Bravo. Benim yarınki yazım aynı yerden baktığımızda sevindim. Hep böyle oluyor. Güzel tevafuklar oluyor. Evet. Esenyurt muhtariyet gibi, evet. Böyle bir muhtariyet kuruluyor. Şimdi Brüksel Esenyurt hattını nereden çıkardın? Nasıl bir bağ kurdun falan derseniz, Brüksel Esenyurt hattına bir çizgi daha çeker. Brüksel, Esenyurt, Diyarbakır deriz. Tabii. Oradan da Kandil'e gidebiliriz. Evet. Bir hat daha çekersin, Kandil'e gider. Bu akşam tüm bu hatları çekeceğiz. Öyle deliliyle, belgesiyle. Belçika konusu önemli. Evet. Çok uzun uzun konuşacağız. Gereken bir konu. Filistin meselesi önemli. Filistin üzerinden AK Parti'yi, iktidarı dövüyorlar, dövmeye çalışıyorlar. Bu bir strateji. İçi boş bir argüman. Onu da masaya yatıracağız. Arka planını konuşacağız. Ve başlayalım isterseniz. Rusya'dan girelim meseleye. Hakikaten Rusya'nın acısını paylaşıyorum yani. Çok. 143 kişi. Evet, çocuklar. Çocuklar. Siviller. Bir vahşet, bir can. Mesela canavar desen, canavar böyle bir şey değil yani. Değil. Bu başka bir şey yani. Çok vahşice bir katliam. Yani vahşet bile bunu izah etmiyor. Yani bırak insanı, Allah'ın yarattığı bir herhangi bir varlık vahşet bile düzeyine ulaşamaz yani. Yani nedir? Bir tane hayvan parçalar, iki tane hayvan parçalar. Yani sanki ibret vesikası gibi yani. Böyle evet. Dünyada hani bu da olabilirdi göstermek için. Kemal Olçar kuliste, benim odada, çok enteresan bir şeyin altını çizdi. Detaylara girmeden önce bir oradan bakalım. Şu anda vahşet deyince dünyada akla İsrail geliyor değil mi? Tabii. Birinci sırada ve görülmemiş bir vahşet. Tabii. Dünyanın bugüne kadar belki de görmediği bir vahşet. Eşi benzeri yok. Evet. Eşi benzeri yok. Şimdi onu konuştuğumuz bir süreçte, Siyonistlere tepkinin tüm dünyada arttığı bir süreçte DAEŞ adı altında bir vahşet gerçekleştiriyorsun ve bir şey amaçlıyorsun. Kemal Olçar onu çok güzel ifade etmişti. Şimdi tam da söylediğiniz gibi yani yapılan katliamlar, geçenlerde şöyle bir inceledim. Orta Çağ'da yapılan katliamlar, Amerikalıların yerleri yaptığı katliamlar, yani Belçikalıların Ruanda'da yapmış olduğu katliamlar, işgaller sırasında. Yani dünya bir katliamlar tarihi gibi aslında okunabilir. Ama şu İsrail'in son dönem Gazze'de yaptığı katliamlara benzer, hem metodolojik açıdan, hem rakamsal açıdan, hem uyguladıkları sistematik baskı açısından pek de eşi benzeri örneği yok. Ha şimdi dünya kamuoyu şöyle bir algıya doğru gitmeye başladı. Evet, demek ki bir aslında İslamofobi ya da radikal İslam icadı bir şekilde Batı'nın bir icadı. Ama bir taraftan da şu anda dünya canlı yayında bu İsrail'in katliamlarını gördü.
bir Yahudi karşıtlığı, bir Yahudi düşmanlığı oluştu. Ki kısmen vardı. Ama şimdi bu karşıtlık başka bir karşıtlık üzerinden mi aşağı çekilmeye çalışılıyor? Yani bir insanlık dışı katliam, özellikle Moskova'da yapılan son katliamı söylüyorum. Bir Müslüman kitleyle eklemlenip, ilişkilendirilip yine eski günlerde olduğu gibi bir İslamofobiya ortaya çıkartılacak ve İsrail ve Yahudilerin yapmış olduğu bu katliam biraz sanki meşru zemine mi aktarılmaya çalışılıyor? Ya bu aslında biraz algısal bir operasyon. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Putin de oyunu bozuyor tabii. Tabii yani düşünün, Müslümanların şu ana kadar hem Avrupa'da, Amerika'da, diğer kıtalarla çektiği sıkıntılar, problemler, apartheid, ayrımcılık, ikinci sınıf vatandaş statüsüne getirilme ya da Batı dünyasının Müslüman camiası karşısında maalesef bizim ülkemizde de bazı entelijansiya gruplarının kullandığı bir algı var. İşte hocam, Müslümanlar okumaz, yazmaz, Müslümanlar nedeni değildir, vahşidir. Vahşidir. İşte bu algıyı yeniden piyasaya sürüp bu çok özel bir olay üzerinden bu algı tekrar ısıtılıp karşımıza mı getiriliyor? İsrail bu konuda, Yahudi toplumu bu konuda, daha toplum demeyelim de İsrail'in şu anki kabinesinin yapmış olduğu bu Gazze katliamlarını mı yumuşatmaya çalışıyorlar? Hocam bir şey söyleyeyim mi? Asla herhangi bir ırka karşı nefret suçu işlemem. İşlemedim, işlemeyeceğim. Hiçbirimizde. Müslüman terörist ifadesini gönüllerince rahat rahat böyle yağları erircesine kullanıyorlar, değil mi? Siz ise Yahudi İsrail'in bu katliamlarını hepimiz ifade ederken 40 takla atıyoruz. Siyonist diyoruz, işte Yahudi derken Yahudi, işte onu kastetmedim falan filan. Kabileyi ettik diyoruz, doğru. Oo, direkt. Şimdi düşün, etki gücünü düşün gafar yakınca. Ama dünyada bir Siyonist lobi var. Siyonizme karşıtlığı, biliyorsunuz Siyonizm karşıtlığını, ki Siyonizm aslında objektif olarak değerlendirilse neredeyse faşizmle yan yana konulabilecek, pratik sonuçları itibariyle ise faşizmden daha büyük, daha korkunç sonuçları olan, evet, bir ideoloji. Fakat bu lobi Siyonizmi eleştirmeyi antisemitizmle aynı kefeye koyuyor. Bu çok alçakça bir numara, bir dümen. O kadar güzel kılıflamışlar ki. Ama lobi dediğimizde de şu gelmesin akıla. Yani böyle 3-5 tane adam ya da 50-100 tane halkla ilişkiler şirketi değil. Böyle devasa yayın kuruluşları, evet, dünyanın en büyük, en ünlü yayıncıları, bankaları, yayın evleri, efendime söyleyeyim, halkla ilişkiler şirketleri, iletişim ajansları, reklam ajansları ve tabii en önemlisi onların parasını veren finans kapital, dünya kapitalizmi. Bankalar, onların toplandığı Davos, onların toplandığı Bilderberg. O ve bir şekilde kendilerine kul köle yaptıkları iş adamları, iş insanları. Bu da gerçek ve bir şekilde yine kendilerine kul köle yaptıkları, maaşa bağladıkları ya da çekirdekten yetiştirip mesela Macron gibi atadıkları devlet başkanları, bakanlar, başbakanlar, bürokratlar. Yani dünyada iş hiç de kolay değil. Siyonizme karşı mücadele hiç kolay bir iş değil. Gerçekten faşizme karşı mücadeleden çok çok daha zor. Bugün dünyanın neresinde giderseniz gidin, faşizmi lanetleyin, faşizmin kötü olduğunu söyleyin, İnsanların %90'ından fazlası size hak verecektir. Sizinle ortak bir fikir beyan edecektir. Dini, dili, ırkı, ideolojisi ne olursa olsun herkes faşizmin suçlarını bilir. Ama Siyonizmle ilgili konuştuğumuzda, işte Siyonizmin şu anda cari bir suçu var, devam eden bir suçu var. Her gün yüzlerce bebek öldürüyor. Yani sivil insanların yanında bebekleri öldürüyor ve korkunç cürümler işliyor. Bugün o suç devam ederken bile Siyonizmi konuşmaya kalktığınızda, işte mesela Harvard Üniversitesi'nin rektörünün başına geldiği gibi, yani bizler gibi sıradan çevre ülkelerden gelen insanlar da değil. Yani Amerika'nın merkez üniversitesinde rektörlük düzeyine çıkmış, tabii, insanlar. Harvard'da, Avrupa'da üst düzey siyasetçi olmuş insanlar, büyük yazarlar, televizyoncular, yayıncılar, bunların hepsi bir anda... Kovulmakla kalmaz. Yedi ceddinden intikam alırlar. Yahudi düşmanlığıyla suçlanıyorlar. Ben hazır yeri gelmişken bir parantez açıp kapatacağım. Benzeri Türkiye'de PKK terörüne karşı olan aydınlara yönelik yapılan bir yıldırmadır. Bravo. Benzeri budur. Ben bizzat bunu yaşayan birisi olduğum için biliyorum. Ben yani soldan gelen bir insanım.
Ve solda da PKK'ya yönelik ilk ciddi tepkiyi koyan, yani bunu hep gururla söylerim bulunduğum pozisyonu, yıllar öncesini söylüyorum, ilk tepki koyan insanlardan biriyim. Her zaman da PKK terörünün, PKK'nın karşısında oldum. Çünkü terörün karşısında oldum, çok basit. Ve ilk yapılan şey şu idi, size onu yaparlar, bana da yaptılar, Kürt düşmanı dediler. Tabii. Halbuki sizin yaptığınız hareket, yani siz Kürtleri korumak, Kürtleri kollamak, onların bu terör örgütünün elinde oyuncak olmaması için uğraşıyorsunuz. Tabii. Fakat PKK ile PKK terörüyle Kürt'ü eşitliyor kafasında. Ona karşı çıkana da Kürt düşmanı diyor. Sadece bana değil, tabii, mesela yıllarını Kürt halkı için vermiş olan aydınlara da bunu söylediler. Sen, Kürt aydınlarına da söylediler. Sen tam tersini sana yaftalamaya çalışıyorsun. Tabii aynısı Türkiye'de de bu. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Bunlara aklı veren de aynı lobi. Evet. Yani dünyada Siyonizmi koruyan, aklı, kollayan lobi... Aklı, silahı, parayı veren de. Bravo, çok haklısın. Dünyada Siyonizmi koruyan, kollayan lobi hangi lobi ise... Türkiye'de PKK'yı kollayan lobi de o lobi. Ve aynı yöntemleri uyguluyor. Aynı şekilde sizi yaftalıyor. Onun için Siyonizme karşı mücadele çok zor bir mücadele. Ve evet, iş geliyor şeye dayanıyor. Yani Yahudilerle ilgili bir şey... Ya, yani kusura bakmayın ama siz lafı... gemicilik tabiridir. Kıçından anlıyorsanız, evet, siz lafı kıçından anlıyorsanız biz ne yapalım yani? Biz Yahudilerle ilgili bir şey söylemiyoruz. Ama şunu da atlamıyoruz. İsrail devleti Yahudiler tarafından kurulmuş bir devlettir ve Siyonist ideolojiyle kurulmuş bir devlettir. Bunu söylemek Yahudi düşmanlığı değildir. Hiç kimse de bunu böyle yaftalayamaz. Basit bir örnek verelim. Buyurun hocam. Gaffar hocamızın söyledi. Şimdi hatırlayın 90'lı yıllar. Hep şöyle videolar kamu kurumlarına döner dururdu. İşte hakimler toplanır, savcılar toplanır. 28 Şubat dönemden hatırlayınız. Hep tehdidi anlatırlar. Kamu kurumlarında, silahlı kuvvetler dahil. İşte Türkiye'de, Türkiye'nin üzerine oynanan oyunlar filan diye. Hep bakın oradaki tehditlere. Hep ne derlerdi? Büyük kitleleri de içine alacak şekilde işte irtica tehditler filan, değil mi? Normal kendi inancını yaşayan insanları da aynı havuza koyarlardı. Ha, bu da bakın bir yerlerden kurgulanmış bir şekilde aktarılmış şeyler ve Türkiye'de alet olan insanlar vardı buna. Ve 28 Şubat süreçlerine gittiler buna. Değil mi? Oyun. İşte bakın oradan da aktarılan, batıdan da gelen bir takım tehdit belirlenmesinde bile bir problem var. Türkiye'nin kendi sorunu değildi bu. Hep birilerinin problemiydi ve aktarıldı. Ve herkese yayılması bir şekilde çok önemli insanlar tarafından sağlandı. Medya buna dahildir. Şimdi o yüzden gerçekten bu tehdidin ne olduğunu ortaya koymak lazım. İşte. Yani tehdidin ne olduğunu ortaya koyduktan sonra onunla ilgili tedbirler alacaksınız. Siyonizmin tehdit olduğunu, değil mi? Bilmiyor muyduk biz daha önceden? Ama bu kadar yaygın değildi işte. Bak, son Gazze olayından sonra ortaya çıktı. Ha, birileri demek ki durduruyor bu işleri. İrtica PKK'dan tehlikeli söyleminin bugün de devam ediyor bu. Lafı 28 Şubat'ın. Tabii. Ne diyor? Sınırı Suriye'de diyor, DEAŞ bir devlet kuracağını PKK kursun diyor. Aynı. Ya ikisi de kurmasın demiyor, diyemiyor çünkü PKK'yı savunuyor. PKK'yı meşrulaştırıyor. Burada irtica dediği, irtica gerçekten kötü bir şeydir ve tehlikelidir. İrtica gericilik demektir. Hı-hı. Türkçe anlamı gericiliktir. Hı-hı. Gericilik nedir? Bir ülkeyi ileri gitmekten, ileri doğru hamle yapmaktan alıkoymak. Bir halkı baskılamak, bir halkı mevcut koşullara razı olmaya zorlamak, hatta geçmişe döndürmeye çalışmak. Evet. Bugün Türkiye'nin en büyük mürtecisi, en büyük irticanın kaynağı Türkiye'deki batıcılardır. Evet. Onların odağı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Evet. Bunu evet, röportajlarda söyledim, yazdım, tekrar ediyorum. Bak, tekrar altını çiziyorum. Türkiye'deki en büyük gerici odak Cumhuriyet Halk Partisi. Geldiğimizde havalimanını kapatacağız, bilmem şunu bunu kapatacağız. Bravo. Ne demek? Bu gericiliktir işte. Bu şimdi kadar. Bak, bu itiraz kadar ettim bir yere kadar. Tamam da olmuş bitmiş, geldiğimde kapatacağım diyor. İşte bundan hala gericilik olmaz. Kaan'ı kalorifer fabrikası yapacağım diyor. Kaan'ı... Meğer irticacı dedikleri Türkiye'nin en ilerici insanlarıymış. Evet. Tamam. Bakın o dönemde bu ilerici insanlar birbirlerine hitap ederken ne haber irticacı diye espri yapmak durumunda kalıyordu. Psikolojisini rahatlatmak için. Ya bu ne kadar ağır bir yük tamam. Ya. Tabii. Bu ne kadar ağır bir kardeşim. Burada yani kodladığı... Geriye doğru gitmek anlamı çok şey... Gaffar Hocam evet, ifade ettiler. Geriye doğru gitmek. Ne demek? Mesela bir tane radikal örgüt düşünün. O örgütün bir ideolojisi var. O ideolojinin çıkış noktası var. Belki 500 sene önce. O ideolojik yaşam iklimini, koşullarını yeniden yaratmayı hedefleyen gruplar. Radikal dediğimiz şeyler bunlar zaten. Uçta konumlanmış. Yani bunun sadece inanç sistemiyle bir ilgisi de yok. Tanım itibariyle aslında.
Ama böyle bir yafta yapıştırıldı. Tabii. İşte bu da Batı'dan kaynaklı ve çıkışı orijini oraya ait bir değerlendirme. Peki. Tabii Güven Erkaya'nın söylediği irtica o zaman, evet. O zaman Tayyip Erdoğan'ı ve onun başında olduğu hareketi kastediyor. Bakın bu çok önemli. İkincisi Necmettin Erbakan. Tabii Necmettin tabii. Erbakan var o zaman. O zaman rahmetli Erbakan var. Tabii haklısınız. Yani o hareketin evvelini diyelim. Ama evet. Ama devam etti 2001'den sonra. Tabii, 1000 yıl sürecek dediler. Aynen öyle zaten. 1000 yıl sürecek diye. Güven Erkaya ve ben yani bende sır olarak kaldığı için açıklamadığım bir yazmadığım şeyler var. Güven Erkaya'nın etrafı FETÖ'cü kaynıyordu. Evet. Kendisi FETÖ'cü değildi bak. Zaten o asla yani ona öyle bir şey demem. İşbirlikçiydi. Ama etrafı kullanılıyordu. Kullanılan çok rahat kullanılan Çeviklir tiplerden biri. FETÖ'nün 28 Şubat süreci. Etrafı en yakınındaki insanlar FETÖ'cü. Donanma böyle. Kan ağlarken, donanma kan ağlarken bu demeci veriyor. Bugün donanmaya TCG Anadolu'lar ekledi. Şimdi CHP'liler mesela Ergenekon Balyoz hikayesinin mağdurları şuraya lütfen çok dikkat etsinler. Lütfen ama yani. 28 Şubat'ta bunlar oldu. Üniversiteden başörtüleri çıkardınız, orduda namaz kılıyor diye insanlara attınız vesaire vesaire. Sonra bir yapı oluştu. Bu yapı yani var olan bir yapıdan. O gün adına cemaat denen. Sözüm ona kendini gizledi. Orduya sirayet etti bunlar. Girdiler. Aileleri de biz gerici değiliz. Bak biz eğitim falan filan diye ikna ettiler. Ve FETÖ diye bir şey karşımıza çıktı. Bir bela karşımıza çıktı. Normal şartlarda bu ülke insanı yani dindarı, muhafazakarı, milliyetçisi Genelkurmay Başkanı'nın, kuvvet komutanlarının şunları kıssa dahi tamam mı? Yani kıssa dahi böyle tutuklanmasına falan itiraz eder. Evet. Tabii yani bizde imamın arkasında namaz kılınır yani. Kılınır. Yani kıssa bak Güven Erkaya'ya çevik bire bilmek kıssa dahi normal şartlarda. Evet. Ama bu tür muameleye maruz bırakılmasına bir dakika ya ne oluyor falan filan der yani. Bu millet ama iyi ki de bunlarla savaşa girmemişiz ha. Tabii. Onu da söyleyelim yani. Mecbur evet. Savaşırdık da iyi ki de aynen bunlarla savaşırdık. Ama bunlar bu tavırlarıyla millete onu dedirtmediler. Maalesef. Bu Ergenekon falan hikayeler olduğunda maalesef. Bu tavırları nedeniyle maalesef. İşte Cumhuriyet mitingleri, biz kaç kişiyiz, tehlikenin farkında mısınız, AK Parti'yi kapatma davası vesaire. Ya Turgay Güler, şimdi tekrar Rusya'ya döneriz de buradaki en büyük sorun cehalet. Yani evet. Biz askeri mekteplerimizde okutup rütbe verdiğimiz, ordunun başına geçirdiğimiz insanlar, hocam tenzih ederim yanlış anlamayın lütfen. Evet. Yani ben de birkaç yıl askeri mektepte okumuş biriyim. Arkadaşlarım kimisi general oldu, kimisi subay oldu. Ama özellikle en tepelere bir dönem yükselmiş olan insanlar Türk toplumunun dokusunu, Türk toplumunun ne olduğunu ve Türk toplumunun yakın tarihini bilmiyorlar. Bu okutulmamış. En önemli sorunlardan biri. Bakın ben size çok basit bir örnek vereceğim. İzmir sosyolojisine bakın. İzmir'de mütedeyyin insanların ilk defa bir araya örgütlendiği yapı Ak Evler diye bir yapı vardır. Süleyman Karagülle tarafından yapılmıştı. Yani o Milli Selamet Hareketi'nin, işte Erbakan Hareketi'nin 1960'ların sonundaki bir şeyiydi, kooperatifiydi. Hikaye de şuydu, hala o mahalle durur. Ya işte mütedeyyin insanlar bu şehirde hani biz bir arada olursak daha kolay yaşarız. Kooperatifle ev yapalım. Şey olana. O yıllarda İzmir daha evet, evet. Daha demokrat, daha demokrat bir yapısı bir da var. Ekonomi biz oluşturalım. Ekonomi oluşturalım. Hocamın iyi bildiği konular işte merhum hani, Arif Hoca'yı da parası olmayan, parası olmayana yardım edelim. İşte faizsiz bir sistemle insanlar ev sahibi olsun. O arada orada da din diyanet işlerinde yürütebileceğimiz camimiz, mamimiz olsun diye bir iş yapıyorlar. Bakın Süleyman Karagül'le de orada İzmir'de çok önde gelen birisi ve seviliyor. Esnaf falan da seviyor. Çarşı esnafı seviyor. Sonra İzmir'e daha sonra bu Ak Evler projesinden sonra Fethullah Gülen geliyor. Oraya atanıyor biliyorsunuz. İmam olarak geliyor oraya. Kestane pazarı mı? Kestane pazarı. Bravo. Zaten bu dediğim Ak Evler de kestane pazarındadır o bölgede. Şimdi o zaman yaşanan en büyük ayrım ne biliyor musunuz? Süleyman Karagül'le ve çevresindekilerle Fethullah Gülen arasındaki en büyük ayrım şu. Fethullah Gülen diyor ki siz diyor böyle site kuruyorsunuz ya diyor. Müslümanlara hedef gösteriyorsunuz. Açığa çıkartıyorsunuz. Yapmanız gereken şey gizlenmek diyor. Şey,
Öbür taraftakiler de, Karagülle tarafındakiler diyorlar ki hayır diyorlar. Müslüman niye gizlensin? Gizlenmez. Müslümanlık gizlenmesi gereken bir şey değil. Tam aksine şeffaf, açık, herkesin görmesi gereken bir şey diyorlar. Bakın en temel ayrım bu. İşte bu komutanlar Türkiye'nin gerçeğini bilmiyorlar. Bunu bilseler, bakın şu basit öyküyü bilseler. Bu İzmir'de yaşanan örnek veriyorum ben Peygamberimiz, size. Bunu İzmir'de birine sorun anlatır size bu hikaye. Peygamberimiz dininizi ilan edin diyeli 1500 sene oldu. Ya hem o da, yani %99'u Müslüman olan bir ülke. Karanlık bir iş yapmıyorsun ki, niye gizleneceksin? Gizli saklı bir iş yapmıyorsun yani, kardeşim. Aynen öyle. Bir Müslümanın karanlık gizli saklı işi de olmaz. Olabilemez. Gizli saklı bir şey varsa o başka birine hizmet ediyor. Başka bir şeye hizmet ediyor. İşte bu göya komutanlar Türkiye'nin şu basit gerçeğini bilseler, yani Türkiye'nin sosyolojisini, bu basit öyküleri bilseler, ne tip bir güç tarafından kullanıldıklarını, oyuncak edildiklerini de anlarlardı. Ha, bazıları da belki gerçekten de farkındaydı o işin içinde olduklarını. Onları da Allah affetsin. Ne 2000'li yani. Yılların başında bir makale yazmış Fransız biri, Steingrass dergisinde galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Türk toplumuna o dönem, yani Adalet ve Kalkınma Partisi daha yeni iktidar olmuş, birkaç ay geçmiş filan, Türk toplumunu birkaç parçaya bölmüş. Bir tanesi tam mütedeyyin kadrolar, yani muhafazakar, samimi bir şekilde inancını bir şekilde sergileyen kişiler. Bir grup, işte o grupları tasvir ederken işte ayakkabısını dışarıda çıkartır, yemeğini yerde yer. Büyük bir toplumu, büyük bir kitleyi düşünün. Bizim toplumumuzun büyük bir ezici çoğunluğu Müslüman. Ya temel düzey böyle, bir analiz var. Öyle bir analiz yapıyor, sosyolojik bir analiz yapıyor. Ama yaparken de böyle hafiften bir küçümseyici, bir aşağılayıcı bir üslup da yapıyor. Bir grubu ya, da laik kadrolar olarak onlar her zaman müstehsin tanımlamış. Yani. O da işte bir şekilde arada bir yemeğe dışarı çıkan, dans eden, bir iki şeyler işte batı alışkanlıklarını sürdüren filan. Bir grup da tam farklı yaşayan bir grup, üst seviye bir grup, çok azınlık bir grup o da. Bu analize bakmak suretiyle şöyle diyor. Türk ordusunun aslında kökleri birinci saydığımız grup içerisinden geliyor. Yani mütedeyyin gruplar, muhafazakar gruplar, ama diyor Türk ordusu mensupları kendi köklerine ihanet edip başka normlarla besleniyorlar diyor. Dolayısıyla kendi köklerini dahi unutacak hale geliyorlar diye bir analiz yapmıştı. NATO'yla besleniyorlar mı diyor? Yani Batı normlarıyla diyelim. NATO ayrı bir hikaye ama neticede... Bunlar NATO'cuydu yani. 28 Şubatçılar. NATO'cu olabilirler. NATO'cu, Batıcılık, bu ikisi tam yan yana oturuyor ama benim söylediğim biraz daha geniş hocam. Sosyolojik bir tablo. Orada böyle bir analiz yapmış. Neticede kendi köküne ihanet eden bir gruptan bahsediyor. Yani geleneklerine, göreneklerine ya da adet ve örflerine çok fazla bağlı kalmadıklarını ifade ediyor. Hocam Aydın'da bir hanımefendi, şimdi arkadaşlar hazırlasınlar onu. Hani tam bu araya bunu biraz konuşalım istiyorum. Şimdi İzmir'de İzmir'den röportajlar geliyor. Çok miktarda röportajlar geliyor. Bu röportajların bir kısmı diyor ki mesela, bazıları ağır ifadeler kullanıyor. Yani diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi B.K'yi aday yapsa, koysa ona oyumu veririm diyor. Yani tuvalet terliği, bidon kapağı, kola kutusu, tuvalet kağıdı, bunları falan açmışlar. Yani tavrını öyle net ortaya koyuyor ki, diyor ki buraya bir tane bir adam, tamam ver abi yani. Evet. Ver, oyun var yani. Ne yapalım yani. Bu buraya diyor ki senin oyunun o kadar kıymetli. B.K koysalar ben ona oyu veririm diyor. Şimdi bunu anlamak aslında zor bir şey değil. Endişesi var falan. Ama şunu anlamak zor. Bak şunu anlamak zor. Niye ona mecbursun ya? B.K'ye niye mecbursun? Niye bidon kapağına mecbursun, niye başka bir şeye mecbursun değilsin. Hamza da herhalde tarihe geçecek. Gerçekten tarihe geçecek. Mesela bir şey anlatmaya çalışıyor İzmir'de. Diyor ki ya benim derdim, bu İzmir hepimizin. Yani İzmir hepimizin söylemi klasik bir propaganda cümlesi değil. Yok, Hamza bak, bir İzmirli zaten. İzmirli ve İzmirli. Bir şey ifade etmeye çalışıyor. Diyor ki ya bak, benim sizinle, yaşantınızla bir alıp veremediğim yok. Ben müftü falan değilim. Ben müftülük seçimlerine girmiyorum. Belediye başkanlık seçimine giriyorum. Siz keyfinize bakın. Müftünün de kimsenin hani, ne yaşadığıyla bir sorun şimdi, yok zaten. Otobüse binersin falan. Kaptan der ki bakın keyfinize. Ya da bir minibüs, bir yere gideriz mesela, hatırla.
geçer Gaffar yakınca. Ya kafanızı yormayın, ben giderim sizi arkada biraz dinlenin falan der mesela. Biz dinleniriz, uyanırız, bir şeyler yeriz falan filan. Direksiyon Gaffar yakıncadadır, yakıncadadır. Gözümüz arkada değildir. O bizi gideceğimiz yere götürür. Şimdi Hamza Dağ da böyle bir şey diyor. Diyor ki ya yaslanın arkanıza. İyiyin için eğlenin, keyfinize bakın. Benim derdim hepimizin olan bu İzmir'i şu köhne halinden, şu perişan halinden kurtarmaktan başka bir şey değil diyor. Rahat olun diyor. Tarihinde ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir genel başkanı yerel seçimlerde İzmir'e üst üste 3-4 defa gidiyor. Ve ne yapıyor biliyor musunuz? Saçmalıyor. Düpedüz saçmalıyor. Saçmalık bir. Önce korkutuyor. Diyor ki siz Hamza Dağ'a oy verirseniz Atatürk'ün kemikleri sızlar, İnönü'nün kemikleri sızlar, Deniz Baykal'ın kemikleri sızlar, Bülent Ecevit'in kemikleri sızlar. Başka kim vardı hatırlayabildiklerimi söylüyorum. Ondan sonra. Bunların kemikleri sızlar diyor. Kılıçdaroğlu daha kemikleri yerinde canım. O Allah Kılıçdaroğlu Allah. Kemik sızlatacak. O sızlatacak. Onu söyleyeyim. Abi. Kılıçdaroğlu kemik Erdoğan sızlatacak. Var, onu da söylüyor. Onu da anıyor da o yani onun kemikleri sızlar demiyor. Şimdi İzmirli'nin bir kısmı hakikaten yani CHP'li diyor ki yok artık. Bir uyanmış. Şu Özgür Özel'in İzmir'de ayeti hadisi birbirine karıştırıp sureyi suret yapıp bir konuşması var. O hazır mı? Onu hazırlayıncaya kadar şu Aydınlı Hanımefendi'yi verin o zaman. Buradan verin Aydınlı Hanımefendi'yi, bir de öbürünü hazırlayın. Şu bedava traktör verecekti, bedava yok, alkol verecekti. Bu değil, bu değil. Özgür Özel. Ya bedava Aydın... traktörü bedava alkole değiştirmiş. Evet. Mesela bakalım. Diyor ki bu görmüşsünüzdür Aydın Hanımefendi. Ben hadi yok. Bakalım da yayınladım onu. Bayağı konuşuluyor. Evet. Efendim? Ya dün Hızır orada yok mu? Öcü diyor. Öcü diyor. Bunlar öcü gibi dolaşmasın diyor. Bir tane Aydın var. Arkadaşlar bir tane Aydın var. Ve 10 dakika önce sizden istiyorum. Bak Ramazan gerginim, elim ayağım titriyor. Bir kuşum Aydın vardı, çıkmıyor sahneler artık. Yani 10 dakika önce kuşum istiyorum. Vardı. Hangisi olduğunu evet. Anlamadıysanız lütfen sorunuz. Çıkmıyor artık. Bir şöyle o zaman bir Rusya tur atıp dönelim şimdi madem arkadaşlar evet. Bulamadı. Şimdi bu Rusya'daki hikaye tabii Filistin'le ciddi bir bağlantısı var ama bir de şöyle bir durum var. Yani asıl kritik nokta yani Müslümanlar bu işi, bu terörü yapıyorlar diye bir şeyleri var. Bir iddiaları. Yani bunu göstermeye çalışıyorlar. Oradaki hedeflerden biri zaten Rusya Müslümanları bu son seçimde Putin'e çok iyi bir destek vermişlerdi. Çok yüksek oylar aldı. En yüksek oy aldığı yer, rekor kırdığı yer Çeçenistan. %97 oy aldı. Yani zaten %88'le seçildi. Müslümanlar daha da fazla oy verdiler. Birkaç sebebi var. Bir sebebi biliyorsunuz o yani ta Çeçen Savaşı'ndan beri Rus devletiyle Müslümanlar arasında acaba hani bir nifak olacak mı olmayacak mı? Tam tersi. Rusya akılcı politikalar yürüttü ve kendi Müslümanlarını kapsayacak, onlara yakınlaşacak hamleler yaptı. Moskova'da bayram namazı. Tabii Moskova'da bayram namazı şu an mesela bugünlerde Moskova meydanında Ramazan çadırı var. Yani sadece Müslüman ülkelerde görülebilecek bir şey Moskova'nın merkezi. Çünkü Rusya'nın çok ciddi miktarda bir Müslüman nüfusu var. Gaffar hocam rakam çok az vereyim isterseniz. Buyurun. 22 tane bağımsız oblast var ya, bağımsız daha evet. Doğrusu birim var orada. Onların 10 tanesi Sünni Müslüman nüfus var çoğunlukta. Evet. 12 tanesinde Türkçe konuşuluyor. Evet. Yani böyle ciddi bir yekün var orada. Ve bir İslam çıkıyor. Tabii şimdi buradaki buradaki asıl hamle Rusya'yı içeride Ortodoks Müslüman çatışmasına sürüklemek. Yani Ruslarda bakın Müslümanlar bizi öldürüyor görüntüsü, intiba ulaştırmak. Fakat geri tepti. Şundan dolayı tepti. Ya, birincisi... Çok özür dilerim. Buyur. Nasıl bir hikmettir ki adı İslam olan bir çocuk çıkıyor. Evet. Asıl zaten... Verseniz o görüntüyü. Onu İslam'a alalım biz asıl. Evet. Adı yani, İslam olan bir çocuk. Tabii. Çocuğun adı çıkıyor. Da İslam. Evet, çocuğun adı İslam. Çocuğun adı İslam. Evet. Ve herhalde onlarca yüzlerce insanın hayatını evet, yüzden tabii. Fazla insanın gecenin hikayede şu. Kahramanı. Şimdi çıkar hikaye şu. Görüntüyü verin Gaffar Yakıncı hikayesi. İslam 15 yaşında Kırgızistan asıllı bir çocuk, lise öğrencisi, 15 yaşında bir delikanlı. Allah rahmet eylesin bizim Eren gibi şu anda çıktı evet. Bu çocuğumuz bu evet. İslam bu.
İslam Vestiyer'de çalışıyor, o eğlence merkezinde. Part time çalışıyor orada. Şöyle kalkıp da anlatayım hatta, evet, bu ya, çocuk çıktı, biz o kadar böyle bir kahraman çıkmış, biz daha vallahi oturmayalım, saygısızlık olur. Şimdi izleyicilerimiz nedir konu diyecekler. Bakın, hikaye gerçekten çok orijinal. Saldırıya uğrayan eğlence merkezinin vestiyerinde part time çalışan, harçlığını çıkaran bir lise talebesi. İslam Halilov. Adından soyundan anlayacağınız gibi Müslüman bir çocuk. Saldırının olduğunu anlıyor. Silah sesleri duyuluyor. Saldırganlara 20-30 metre mesafede. Çok yakın. Yani şöyle söyleyeyim Turgay Güler. Yani sizinle benim aramdaki mesafenin bir iki katı kadar falan bir mesafe. Hadi şöyle olsun. Hadi gidelim şöyle mesela, belki açıktan alırlar. Şöyle bir şey. İşte şöyle bir mesafede, yani saldırganlar orada. En azından bir tanesi orada. Bir kat farkı var aralarında. Saldırının olduğunu görüyor. İnsanların salona doğru kaçtıklarını fark ediyor. Yani yanlış yöne, saldırganların üzerine, evet, doğru gittiklerini ateşe görüyor. Ateşe koştuklarını görüyor. Kendi canını tehlikeye atıyor. Bağırarak insanların önüne geçiyor. Bu tarafa doğru değil, şuraya koşun diyor. Bir de biliyor, orada fuar merkezine bir geçiş varmış, bir koridor. Oraya doğru yönlendiriyor insanları. Yüzden fazla insanın tamamını o koridora yönlendiriyor. Tamamını salondan çıkartıyor. En son da kendisi çıkıyor. En son kendisi çıkıyor. Bakın. Sonra dün itibariyle Rusya devleti İslam Halilov'a şükran madalyası verdi. Yani bir kahraman ilan etti kendisini. Bugün iki gündür tüm Rus medyası İslam Halilov'u konuşuyor. Rus televizyonları İslam'la röportajlar yapıyor. Bu röportajında da İslam'ın en dokunaklı kurduğu cümle şu, diyor ki ben kendimi kahraman olarak görmüyorum. Sadece görevimi yaptım diyor. Arkasından da şunu ekliyor. Yüzlerce insanın ölümüne müsaade etmektense kendi canımı feda etmeyi tercih ederim diyor. Bunu söyleyen kişi 15 yaşındaki bir Müslüman çocuğu. İşte onun için hani siz o katilleri istediğiniz kadar besleyin. Herkes biliyor, o katiller sizin beslemeleriniz. O katiller haplar çekerek, hiç ilgileri yok. Haplar çekerek, uyuşturucu madde kullanarak, sizin verdiğiniz paralara kanarak. Yani ben kimsenin dinine bir şey söylemem ama onların Müslümanlıkla bir ilgisi olmadığı çok açık. Öyle söyleyelim. Nasıl ya? Müslümanlıkla hiçbir ilgisi yok onların. Ne ilgisi var Müslümanlıkla? İnsanlıkla ilgisi yok. İnsanlıkla ilgisi çok yok. Bravo. Hayvanlıkla ilgisi yok. Hiçbir şeyle ilgisi yok. Hiçbir şeyle ilgisi yok. Bir yaratık. Evet. Tamam mı? Ama İslam burada işte. Gerçek İslam bu değil diye hani bir de kafa bulurlar ya bizlerle. Evet, gerçek İslam bu işte bak. Gerçek adı da İslam. Yüzü de aydınlık, İslam gibi. İşte İslam bu. Maşallah. Bunun en kritik şeyi de biliyor musunuz Gaffar Hocam? Buyurun hocam. Kusura bakmayın. Normal koşullarla üzerinize böyle yoğun ateş geldiğinde ya da yoğun ateş geleceği ihtimali çok yüksekse insan rasyonel aklı, evet, psikolojik olarak derhal, adrenalin, evet, derhal kendini korumaya kodlanır. Evet. O kadar yüksek bir değere sahip olmanız lazım ya da çok yüksek bir eğitime sahip olmanız lazım ki o ateşten korunup etrafınızdakileri koruma görevinizin, evet, bu kanlı olması lazım. Evet. Yani soğuk görevinizin kanlı, bu hocam, olacak. Adı İslam. Evet. Ve bakın, Allah var, korkmak yani yok. Yani içindeki inanç duygusunun ne kadar kuvvetli ve ne kadar örnek olduğunu anlatmak için söylüyorum. Evet. Bir dolayısıyla de bu tür bir çok çok yüksek bir kriz ortamında ve 15 yaşında. 15 yaşında. Yani içindeki ruh, vicdan ve inanç yüzlerce kendi dininden olmayan, bakınız, değil mi, bir gruba karşı. Yani hiç onu bilemezsin, zannetmiyorum. En azından tabii şöyle söyleyeyim. Evet, yani ona takılmamıştır. Onu bilemezsin, yani sormazsın. Biz takılalım onu en azından, biz söyleyelim. Ona refleks olarak gösterdiği, bu harekete refleks olarak gösterdiği hareket tamamen yüksek eğitim, yüksek algı, yüksek vicdan, yüksek inanç. O yüzden hocam, bunu çok kolay yapmak mümkün değil. O salonda iman, ölenler, iman meselesi. İster Hristiyan olsun. Tabii onu i̇ster şöyle söyleyelim. İster putperest olsun, ister Budist olsun, İnsan olması ister yeterli, ne olursa olsun, hepsi masum. Evet. Nokta. Tabii canım. Bir Müslüman asla ve asla bir masumu öldüremez. Tabii. İşte. Bir Müslüman, evet, asla ve asla insan öldüremez. Bak, çok açık söylüyorum. İnsan öldüremez. Savaş, açık, aleni savaş, yani ülkenin namusunu, çoluğunu, çocuğunu savunmak için yaptığın savaş insan öldürmeye girmez. Meşru bu başka bir şey. Zaten. Bu o meşru müdafaa. Bir ahlak dairesi var. Ama zaten onun dışında, bak onun dışında asla ve kata insan öldüremez. Bir insanın ölümü alemin ölümü ya. Tabii. Böyle bir şey. Yani şimdi burada Ramazan akşamı bizim şeyimiz Diyanet biliyorsun saati değil ama ama Putin de oyunu bozuyor bak. İslam'ı fena bozuyor. İslam'ı medya çıkarmaya da bilirlerdi. Bastıra da bilirlerdi. Ama evet, Putin farkında, oyunu bozuyor. İslam da diyor ki ben kahraman değilim diyor. Çünkü bütün İslamlar kahramandır zaten.
Tek tek bir İslam'ın kahraman olmasına gerek yok. Ama Putin de ayırdı zaten. Filistin meselesinde İsrail kendi gerçek yüzünü dünyanın göstermesini bir biçimde perdelemeye çalışıyor. O perdeyi de Putin yırtıp atıyor. Fakat Putin'in daha fazla yapacakları var. Neredeyse bütün İslam alimlerine coğrafyadaki kırmızı bültenler çıkarttırdı. Dağıstanlı, Çeçenistanlı vesaire. Bundan da artık vazgeçmesi lazım. Bu insanların terörist ya da bu insanların başka suçlu bir eylemleri yok. Onlar şu anda kendi öz vatanlarından ayrı, kendi insanlarından ayrı dünyada diaspora durumunda kaldılar. Onları da yeniden bir barışıp o kırmızı bültenleri kaldırıp Rusya'nın içindeki birlikteliği güçlendirmesi lazım. Putin'den çok oy aldı. Dağıstan'dan da %90 küsur oy aldı. Yani halk destekliyor yani. Bir Amerika'nın Müslümanlar... Afganistan işgalini hatırlayın hocam. Onun gerekçesi neydi? El-Kaide terör örgütünün 11 Eylül olayları. Değil mi? Afganistan'a gitti işgal ettiler. Ama Afganistan'ın içerisinde El-Kaide, Afganistan hükümetinin ya da o dönemki yöneticilerin çok ilgisi alakası yoktu. Gitti 91'de Saddam'ın ülkesini işgal etti, ilhak etti, kırdı, döktü. Gerekçesi El-Kaide'ye destek sağlıyor olması filan. 2003'te dağıttılar. Şimdi normal koşullarda Rusya Federasyonu, işte Tacik ve Müslüman diye tırnak içerisinde kimliklendirilen bu DAEŞ mensuplarına karşı yapması gereken hareket, işte Tacikistan'ı bombalamak, değil mi? Ya da Özbekistan'ı bir şekilde bombalamak falan. Amerikan kafası olsun. O kafa olsa, Amerikan kafası olsun. Beklenen de o. Tabii Amerikan kafası diyor, o olsun istiyorlar. Bunlar Müslüman değil diyor ya. Bu dört tane Müslüman olması mümkün değil diyor. Gerçek Müslümanlar bunlar gibi değiller. Tabii diyor. Ama tabii arada zaten şöyle bir fark var. Biliyorsunuz Batı'da son 2-3 yıldır sürekli biz değil mi? Kur'an-ı Kerim'e hakaret. Evet. Zaten Batı kamuoyunu İsrail'in yanına ya yeniden efendim, çekmek. Bak, Hazreti Muhammed'e hakaret onu görüyoruz. Ama Rusya'da hani bir yıl olmadı daha Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaretler suç yasasına sokuldu. Güzel. Ve ya, hapse atılıyorsunuz. Yani Kur'an-ı Kerim'e hakaret edene kodese atıyorlar. Rusya, kardeşim. Rusya. Filistin konusunda bizim gibi durdu. Ha şimdi Turgay Güler zaten bu terör eyleminin arkasındaki en önemli sebeplerden biri LGBT konusunda Rusya'ya bizim gibi durdu. Bir Likud milletvekili diyor ki, Siyonist bir milletvekili diyor ki, hesap vereceksiniz, bedel ödeyeceksiniz diyor. Nerede söylüyor bunu? Evet. Rus kanalında söylüyor. Ruslara hitaben söylüyor. Ve arkasından bu saldırılar geliyor. Yani bu aslında Siyonistlerin Rusya'ya yanıtı. Evet. Sen misin Filistin'in yanında duran? Ya bak bu... o zaman biz sana yanında durdukların, hani Müslümanlar diye paketliyor evet. Ya. İşte o yanında durduklarından sana böyle bir terör eylemi yaparız. Senin kamuoyunda der ki ya bir dakika Putin sen ne yapıyorsun, Müslümanları destekliyorsun. Bak Müslümanlar bizi öldürüyor der ama Ruslar oyunu bozdular. Bir şey daha ekleyeyim, sadece bu değil. Bu gerçekten Allah'ın bir lütfu. Yani şu çocuk... Evet. Allah'ın bir lütfu. Evet. Tüm dünyaya armağanı. Yani sadece Rusya'ya değil, o kurtulan evet. insanlara değil. Bu Finlandiya'da dünyaya... olsaydı ne olurdu hocam bu hikaye? Tabii başka bir şey. İsveç'te olsaydı başka... ne olurdu hikaye? Çıkamazdı çocuk buralara. Başka bir şey olurdu. Bu Allah'ın bir lütfu ama onun dışında başka bir şey daha var. Bu saldırıda yaşamını kaybeden insanlar, Rusların çok sevdiği bir şarkı var. İkinci Dünya Savaşı'nda ölenler anısına yapılmış. Bu şarkı Turnalar adını taşıyor. Juravli. Yazarı bu şarkının Resul Hamzatov, Dağıstanlı bir Müslüman, yani söz yazarı. Söyleyen kişi de Müslüm Magomayev, o da Azerbaycanlı bir Müslüman. Bu şarkıyla anıldı kurbanlar. Evet. Zaten bu saldırının olduğu o büyük komplekste de Müslüm Magomayev adına bir özel bölüm ve müze var aynı zamanda. Yani bunlar çok önemli semboller. Rusya bunları özellikle çok kullandı güzel. Benim anladığım süper, kadarıyla. Evet. Bu şu mesajı veriyordu tüm dünyaya. Rusya vatandaşı olan Müslümanlar ve Ortodokslar arasına siz nifak sokamazsınız. Ya tüm bunlar olurken beni bağışlayın bu mübarek akşam. Ağzımı bozacağım. Bizim içimizdeki aşağılıklar. Aa bak bu teröristler evet. Türkiye'den gitmiş. Aksaray'dan evet. gitmiş. Biz gönder. Ya işte bu nasıl bir rezillik? Bu nasıl bir kahpelik? Bizim aşağılıklar Gaffar Yakıncan'ın Eren'imize, İslam'ı Eren'imize benzetmesinde evet. gizliydi. Rabbim ona en güzel nişanları taktı ama keşke biz de sağ kalsaydı. Tabii, biz keşke o da hayatta olsaydı. Keşke bizim çocuğumuz başka bir şey daha ama o Eren'in arkasında işte o alçaklar. Eren'i öldürenlerin arkasında. Evet. Evet. Bu, tabii bu gelişmeler çok doğru, haklısınız. Ama bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'da kaybediyor. Evet. Ukrayna kaybetti. Avrupa devletleri de kaybediyor. Rusya evet. karşısında. Çünkü sanıyorum hocam, önemli sebeplerden biri de o. Bir dalda 10 kuş. Tabii, bir, yani bir akım geliştireceksin dünya üzerinde.
Nerede bir soytarı var, getirip devlet başkanı yapacaksın. Sonra da oradan kazanç bekleyeceksin. Tabii. Var mı öyle bir şey? Var mı? Yani şu olay bir taşta birkaç kuşu hedefliyor. Kuşlardan bir tanesini hocam söylediler. Hamas üzerinde, daha doğrusu Rusya Federasyonu Hamas'la ilgili söylediği, daha yapacaklarımız var dedi. Hatırlıyor musunuz, evet, Hamas'la tabii, ilgili? Tabii tabii. Destek konusunda. Tabii. Hocam bunu bir de şuna ekleyelim. Hamas'ın ateşkes koşulu biliyorsunuz Rusya'nın ve Türkiye'nin garantörlüğüydü. Evet. Bu da çok kritik bir şey. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu savaş başladıktan hemen 2-3 gün sonra söyledi. Hamas'a karşı yaptıklarımız göründüğünden çok daha fazla demişti. Ya burada bir söylem birliği var Hamas konusunda Rusya ile Türkiye arasında. O bir kuş. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Onun karşılığı olan beklenti işte Rusya ile Türkiye arasını bozmak. Müslümanlarla diğer işte barışık yaşayan Rus halkının, Ortodokslar belki de, arasını bozmak. Üçüncüsü de Ukrayna konusunda artık yapacak pek bir şey kalmadı Amerika'nın. Çünkü o kadar tepki var ki. Avrupa Birliği topraklarından da çok yüksek ses çıkıyor. Ve Ukrayna yalnızlaşıyor. Bu bir şey ilave edebilir miyim? Geçmeyelim diye. Çok özür diliyorum. Ya bununla ilgili benim de eklemek istedim. Evet. Unutmayın ne olur hocam. Yani taşları söylüyor. Tamam söyle, devam edin. Bitirin. Ya, en nihayetinde Rusya'nın çok önemli bir hazırlığı var Ukrayna konusunda. Gündeme gelirse söyleriz onu da. O hazırlığın da sanki bana sabote edilmesiyle ilgili üçüncü bir kuş ya da hedef beklentisi vardı. Ama DAEŞ üzerinden fırsat bulursam anlatacağım. DAEŞ kim, Horasan kim ya da kim kim. Bütün bunların hepsi tek tek kurgulanmış, çıkmış, planlanmış. Suriye'de birlikte operasyon yapabilir miyiz? İşte bakın oraya gidiyoruz yavaş yavaş. Yani Türkiye'nin... Rusya ile Suriye. Tabii. Mesela bunlar nerede eğitildiler? Ne? Büyük sorulardan biri bu. Evet. Şunu da ortaklık sağlıyoruz yavaş yavaş Rusya konusunda. Batı konusunda biraz ortaklık sağlıyoruz. Bakın bugüne kadar yıllarca Batı bizi enjekte etti. İçimizde bu enjeksiyonu alanlar oldu, kullandılar. Koca koca adamlardı bunlar. Ortak olduğumuz tek nokta orasıydı zaten. Tabii. Batı karşıtı demeyelim. Orada Batı'nın önceden... yaptığı oyunları ifşa etmek, açığa çıkartmak konusunda. Bir de terörle tanım konusunda özellikle bir ortaklık ve müştereklik sağlıyoruz artık yavaş yavaş. Hayır, Putin'in de aklı vardı o yüzden. Ya Batı ile bunu sağlayamıyoruz. Dolayısıyla burada Suriye ve Irak konusunda Rusya Federasyonu Devleti'ni burada hiç konuşmadık, hatırlıyor musunuz? Aktör olarak sadece o bölgede var olduğunu kalın çizdik, bıraktık. Şimdi bakın özellikle Irak ve Suriye konusunda Rusya ile, bakın söylüyorum, müşterek harekat. Yani bu pasif destek değil. Bildiğiniz aktif destek. Hava gücü desteği vesaire. Kime karşı? DAEŞ ve PKK'ya karşı. Ama bir negatif bakış açım da var benim bu konuda. Umarım DAEŞ'le mücadele konusunda Rusya, özellikle İdlib konusunda tek başına bir harekat düzenlemez. Bizim PKK'yla olan mücadelemize de bir miktar engel olmaz. Şimdi bir dakikamız var ama ben şunu söylemek istiyorum. İnsan hakları konusunda hepimiz duyarlıyız, değil mi? Şüphesiz. Hayvan hakları konusunda da duyarlıyız. Şüphesiz. Tabii. Terörist ne insandır ne hayvan. Teröristin bir hakkının olabileceğini düşünmüyorum. O yüzden az sonra kuracağım cümleler konusunda kim ne düşünürse düşünsün. Ben kul hakları konusunda mutabıkım. Kul hakları konusunda mı? Teröristin kul olduğuna da inanmıyorum. Eyvallah. Teröristin bir şey olduğuna inanmıyorum. Ya insan, masum hayvan 147 insanı hem de kamerayla kaydederek katledeceksin. Vahşice görüntüler, başka görüntüler de var. Çok vahşice. Biliyorum. Görüntüler. Çok vahşice. Yani ben bakamam yani. Çocuklar var aralarında. Bakamam. Şimdi Rus güvenlik güçleri bunları yakaladı. Ağız burun kırdı. İçimin yağları eridi. Yani çeşitli yöntemler. Çeşitli yöntemler. Ben. Anmayayım burada şimdi bu gecenin vakti. Rusya Tabipler Odası'ndan hiç aleyhte bir açıklama duymadım ben. Evet. Sen de tam gözünden vuruyorsun. Rusya Tabipler Odası çıkıp bu teröristlere siz ne yapıyorsunuz, niye okşamıyorsunuz, niye sevmiyorsunuz, ya, niye pamuklara sarmıyorsunuz diye bir açıklama duymadım. Rus tabipler olmaz. Şu da olmadı zaten canım. Mesela bu teröristlerin mahkemeye çıkarıldığı gün kapının önünde toplanan ıvır zıvır dallı güllü örgütler pankart açıp İşte bir elebaşı bil ne o Bağdadi onun fotoğraflarını açıp gösteri yapmadılar. Türkiye'de biliyorsun ne oluyor? Biz PKK'lıları yakalıyoruz, mahkemeye çıkaracağız. Kapının önünde toplanıyorlar.
Hatta daha beterini söyleyeyim ya, bu toplananları boş ver. Hollanda'dan, Belçika'dan, Almanya'dan milletvekilleri geliyor onların davasını. Çok ilginç. Yani Rus Tabipler Odası. Rusya'da olmadı. Rus Tabipler Odası da yapmamış. Başkanı. Bu tamam. Neyse. Reklamdan sonra ben asıl kuşu. Tamam. İzledim. Bir mola, dönüşte buradayız. Sakın bir yere ayrılmayın. Evet, yeniden birlikteyiz. Bir son dakika değil mi Kemal Hocam? Evet, Rusya Dışişleri Bakanlığı Hamas, El Fetih, İslami Cihat örgütleriyle birlik yaratmak amacıyla bir toplantı gerçekleştirdi Lavrov diyor. Filistin'i mi konsolide etmeye çalışıyor? O zaman yani o zaman mesaja mesaj. Evet. Mesajı, İkinci yani toplantı. Bu, gördüm diyor. Bu sürecin bir süreç başlamıştı. Ama şimdi Lavrov'la ama işte geri adım yok. Geri adım yok. Ya IŞİD üzerinden bir plan dizayn etmeye çalışan Batı, İsrail neyse artık bir güç. Bunun elini gördü Rusya. Israrla bu konuya devam ediyor. Toplantılara devam ediyor. Ya da Filistin-İsrail savaşında doğrudan Hamas'ı desteklediğinin net işareti. Ama El Fetih de var, bakın burada dikkat ederseniz. Evet. Orada bir şekilde İsrail'e karşı direniş örgütünün, direniş grubunun bir miktar güçlenmesini sağlayacak bir takım davranışlar, olur, toplantılar. Yani Rusya önümüzdeki karşı hamlesini yaptı. Önümüzdeki günlerde bizim de karşı hamlemizi karşılığını göreceğiz çok büyük ihtimalle. Yani özellikle Gazze konusunda. Yani Refah bölgesine Netanyahu ısrarla şu anda karar harekatı planlıyor. Yapmak istiyor. Bunun ön koşullarını konuşmak için Amerika'ya gideceklerdi, hatırlar mısınız? Tabii Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosu olmadığı için, yani çekimsel kaldığı için o heyeti geri çekti şu an Netanyahu. Amerika'da şaşırdık, niye gelmiyorlar acaba dedi. Yani Refah konusunda bir karar kağıdı var düzenlenen. Bunun düzenlenecek olan, daha doğrusu bunun karşılığında o bölgedeki direniş grubunu destekleyecek Rusya'nın hamlesi. Yani IŞİD falan bu oyunun aslında bir parçası demiştik ya. Rusya bunu görüyor. Putin de söyledi zaten. Bunlar Müslüman falan değil. Bunlar İslam camiasının temsilcileri de değil. Bunlar Batı güdümünde kurgulanmış, kullanışlı aparatlar. Gittiler, masum insanları öldürdüler. Şimdi ama bizim göremediğimiz bir yer var. Şunu konuşacağız. Bunlar niye Batı'ya saldırmıyor? Değil mi mesela? Tabii. Bu DAEŞ niye Batı'ya konuşuruz saldırmıyor? Ama turpun büyüğünü bir konuşalım. Yani evet. Ben Kemal Hoca'yı da dinledim. Gaffar Yakıncı'yı da, başka yorum yapanları da. Gözden kaçırılan burada bir büyük hedef var. O da Türk Devletler Teşkilatı. Bakın biz ilginç bir şey yapıyoruz. Şu anda bütün dünya yalnızlaşarak hayatta kalabileceğini zannediyor. Bütün devletler yalnızlaşıyor. Fakat kenetlenen bir tek grup var, o da Türk devletleri. Şimdi buradaki bağlantılar, Moskova'daki konser saldırısındaki bağlantılar öyle bir bağlanıyor ki Türk Devletler Teşkilatı'na. Ta en arkasından ucuna kadar. Yani böyle kavun hani toprakta durur, altı ulur ya, altı çürür. O Tacikistan tarafından Türk Devletler Teşkilatı'nı da zayıflatmak istiyorlar. Biz son dönemde yapılan en iyi işi yapıyoruz. Bu yeni dünya düzeninde birleşenler, kenetlenenler hayatta kalabilecek. Herkes yanlış anlıyor, yalnızlaşarak hayatta kalabileceklerini düşünüyorlar. Fakat Türkler kenetleniyor. Bu kenetlenmeye de bir zarar vermek istiyor bu saldırı. Ben bunu da okunması gerekir diye düşünüyorum. Ve Rusya'nın işte bu karşı hamlesi gibi Türkiye'nin de bir karşı hamlesi olması gerekir diye düşünüyorum. Türk Devletler Teşkilatı'nın önemini yeterince anlayabildik mi acaba? Bütün bu denklemler, doğudan batıya koridorlar vesaire nasıl mümkün oluyor? Bu bizim idealimizdi, hayalimizdi yani. Belki yüzyıllarca konuşuldu Türk Devletleri Birliği. Şimdi bu birlik biraz ortaya çıkmaya başladı. Çeşitli saldırılarla bir dizayna uğratılmaya çalışılıyor. Umarım tepkisini, Türk Devletleri Teşkilatı da tepkisini hakkınca gösterecektir ve girdiği yoldan dönmeyeceğini dünyaya ispatlayacaktır. Tabii bence çok mühim bir nokta Yusuf Hoca'nın söylediği şey. Şimdi burada Amerikan karşıtı hat nasıl şekilleniyor? Bakın birincisi Çin'in varlığı, Çin'in Rusya'yı desteklemesi, Rusya, Çin, İran'ın beraberce bir Amerikan karşıtı cephe oluşturması. İkincisi Türkiye'nin NATO üyesi olmasına rağmen mesafeli bir tutum, bağımsızlıkçı bir tutum seçmesi. Evet. Özellikle de şu son Orta Doğu konusunda, yani Filistin konusunda tavrının ilk kez bu kadar net, bu kadar açık Filistin yanında olması. İzleyicilere bunun altını çizmek isterim.
Türkiye Cumhuriyeti İsrail'i kurulduğunda ilk tanıyan devletlerden biriydi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi İsrail'le ilişkiler konusunda sorunludur. Öyle çok da gurur duyulacak bir tarihimiz yok. Bugün itibariyle biz Filistin davası konusunda hiç görülmedik denli ileri bir noktadayız. Hükümetimizin tutumu itibariyle. Bu aynı zamanda Batı'ya yönelik bir tavırdır. Batı'ya karşı tavırdır. Bir ucu da başlangıç noktası da Davos'tur. Yani Erdoğan Davos'u evet. terk etmesi. Bunun uzantısı Türkiye'nin başını çektiği Türk Devletleri Teşkilatı. Asya'ya doğru bir hat olarak uzanıyor. Bir zamanlar Kissinger'ın büyük bir efendim, proje olarak gördüğü. Yani doğunun ortasına bir kama gibi sokarak, yeşil kuşak adıyla kama gibi sokmayı tasarladığı bölge bugün yeşil, kırmızı, mavi renginin bir önemi yok. Bugün anti-emperyalist bir kuşak haline geliyor. Yani burada Türk Devletleri Teşkilatı'nın çok büyük bir önemi var. Çünkü hiç bugüne kadar ne zaten kuruldu da değildi. Yeni kuruldu. Kurulmakla kalmadı. Özellikle son dönemde çok aktif. Evet. Şimdi bunları topladığınızda bunu şununla birleştirin. İstihbarat raporlarımıza da girdi. DAEŞ denilen bu Suni örgütün, Batılılar tarafından yapılan örgütün son dönem stratejisini Batı'ya karşı olan devletler, yani Amerika'nın, Avrupa'nın karşısında olan devletlere yönelik saldırılarla kurgulaması. Hocalar anlatırlar onu. Ne yapıyor bunlar şu anda? İran'a saldırıyorlar. Değil mi? İran'da terör eylemi oldu. İşte Rusya'ya saldırıyor. Türkiye'de kiliseye saldırıyor. Afganistan'da biliyorsunuz saldırı yapıyor. Ya ne hikmetse. Yani şimdi hani hadi Batı'da bir eylem yapmıyorsun. Amerika'da yapmıyorsun. Zaten yapma da yani. Allah kimseye öyle bir şey vermesin yani. Kimseye öyle bir terör belası vermesin. Ama kardeşim senin neden senin bu kurşunların, senin bombaların sürekli olarak Amerika'nın, Avrupa'nın da hedefi aldığı yerlere gidiyor yani. Bu çok enteresan bir şey. Ve ben şunu da iddialıyım. Biraz kazısalar, biraz şu anda zaten Rus basını şeyle yayınlamaya başladı. Henüz teyit edemediğimiz için konuşamıyoruz onları. Ukrayna ordusu içinde DAEŞ'lilerin olduğunu, taşıdıkları armalardan falan Rus medyası onu yayınlıyor. Belki yakında o da çıkar. Belki bu DAEŞ'li militanların bazıları İsrail ordusunun içinde bile görev alıyor olabilirler Filistinlilere karşı. Yani işin olabilir. bir de bir boyutu var. Bu örgüt ne? Ya biz bu örgütün ne olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Trump söylüyor bunu. Amerika Birleşik Devletleri'nin en üst düzey yöneticisi. Anası Hillary, başka. Babası Obama. Bravo, aynen öyle. Böyle diyor. Yani bununla ilgili Trump'a itimat etmeyeceğiz. Kime edeceğiz yani, değil mi? Şöyle bir analiz yapabiliriz belki. Sayısal rakamlara bakalım. Yaklaşık Suriye'de 130 bin civarı şey vardı. IŞİD mensubundan bahsediyor raporlar. Değişiyor bu tabi. Bazen 80 bin falan diyorlar. Bu bugün bütün IŞİD mensuplarının, DAEŞ mensuplarının Horasan kolu dahil bölgede 30 bin civarı olduğu söyleniyor. 100 bin kişi nereye gitti? Şimdi Fellüce baskından sonra, katliamından sonra hatırlayın, DAEŞ kuruldu. Kurulduktan sonra eylemlere başladı. 2014'te bir şekilde toprak kazandı. Rakka, Musul, iki tarafta da Suriye ve Irak'ta. Arkasından koalisyon gücü kuruldu. Müdahale ettiler. Sonra buharlaştı. Onun içerisinde o 130 binin içerisinde yaklaşık 30 bin yabancı savaşçı vardı. Bunlar çeşitli ülkelere mensup. PKK'nın içine giriyorlar. Başka yerlere gidiyor. İşte o 100 binlik bir kadro eridi. Bir kısmı nötralize oldu. Bir kısmı PKK'nın içerisine girdi. PKK mensubu mevcudu da 15 bin civarındaydı o bölgede. Bir anda 70 bine çıktı. Birkaç senede. Bu kadar devşiremezsiniz grupları. Ya bir kısmı Horasan, çok ifadesini sevmiyoruz. Horasan'a da bir temas edelim. Evet, Horasan demek Türk yurdu demek. Yani. Gazneli Mahmut'tan beri, Büyük Selçuklu'dan beri. Türklerin Müslüman olduğu yer orası. Talas'ın olduğu yer orası. Yani bunun hedefinde Türklerin olduğunu görmemek biraz safi zaten yani olur. Kasıtlı biraz da o. Çünkü yani. İsim üzerinden gidersek bak, bile bu isim konusunda Kemal Hocam bizde eskiden böyle operasyon olurdu. Kızıl Elma, Ergenekon bizim için anlamı değeri olan kavramları adi operasyonların başlığı olarak kullanırlardı. İşte onu şimdi de bunu başka böyle küresel seviyede. DAEŞ'in isimlendirilmesi konusunda bile bir kurgu oldu anlaşılıyor. Yani ne dediler? ISIS dediler, değil mi? ISIL dediler, Leviant'ı kattılar. Sonra IŞİD dediler. Sonra biz bir jargon geliştirdik, DAEŞ dedik. Şimdi Horasan kolu diyorlar filan. Bakın hep coğrafi bunlar. Şimdi Irak, Şam, İslam Sözde Devleti'nin coğrafi olarak noktası Irak ve Suriye. Irak ve Suriye DAEŞ'in kendi ideoloji konsepti içerisinde yakın jeopolitik alan demektir. Daha doğrusu ne diyelim ona? Evet, iç yakın alan, iç alan ya da. Ama bir dış alan var, yakın alan dedikleri, o da Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı kapsıyor.
bir uzak alan var. O da işte Amerika dahil Avrupa, Asya toprakları, Malezya, Endonezya, Pasifik noktaları daha geniş bir alanı kapsıyor. Bir de hilafet devleti sınırları var. Jeopolitik olarak kurgulandı. Ya bütün bu haritalara bakıyorsunuz, hepsi bir jeopolitiği temsil ediyor. Şimdi Irak ve Suriye'de DAEŞ örgütü görevini yaptı. İki ülkeyi de parçaladı. Ve oraya Amerika'nın çökmesini sağladı. Şimdi Rusya ve Çin'i ve Türkiye'yi bir şekilde çevrelemek için Horasan adı altında Pakistan ve Afganistan sınırındaki Nangarhar bölgesinde 2017'de bir grup Horasan isminde ortaya çıktı. Bu da bir coğrafi alan. Horasan dediğimiz bölgede şu anda aktif olarak bir şekilde varlar. Hilafet devletine bakıyorsunuz, Balkanlardan Kuzey Afrika'ya kadar Orta Doğu'yu da kapsıyor. Malezya'ya, Endonezya'ya kadar uzuyor. Ve Kafkasların hemen kuzeyindeki evet. bölgeye kadar uzuyor. Yani dolayısıyla bakın Pakistan dahil. Hatta Hindistan'dan da bir parça var. Bu bölgeler de Amerika'nın ilgi alanında. Yani Orta Doğu'da görevini yaptı. Şimdi git sen Asya'da görevini yap diye oraya aktif bir DAEŞ adı altında gönderdiler. Evet. 30 bin yabancı terörist savaşçı. Bunlar işte Fas'ta, Suudi Arabistan'da, Tunus'ta, İngiltere'de, Fransa'da ve Rusya'da varlar. Bunların köküne baktığınız zaman Özbek ve Tacik çıkıyor. Ya bunlar da paralı gruplar. Nereye çeksen oraya gelecek olan gruplar. İşte bunları Amerika toparladı bir noktaya. Bazılarını PKK'ya dahil etti. Bazılarını Asya'ya gönderdi. Bir kısmını belki de İsrail ordusuna monte ettiler. Hocamın söylediği gibi. Ya karanlık yapılara, karanlık operasyonlara ve kirli savaşın aparatı haline getirdiler. Şimdi bakın bu Horasan dediğimiz grup, DAEŞ'in bu uzantısı kolu, önümüzdeki günlerde değişik bir takım faaliyetler icra edecek. Yani bir sonraki hedef kim? Bir bu... görüntü yayınladılar. Bir versene evet. Enzo onu. Bir sonraki hedefe ilişkin. Ya hedefler ardı ardına gelecek ama asıl hedef Türk Devletleri Teşkilatı. Bak Turgay Güler, sen Avrupa Birliği kurabilirsin. Çok da güzel de olur. Niye? Enerji bağımsızlığın yok, sıkıntı yok. Türk Devletleri Teşkilatı enerji bağımsız, gıda bağımsız, Kaan'la beraber savunma bağımsız. Who's next? Bu onlar için tehdit demek. Türkiye'de çok denediler bunu. Evet. Yani DAEŞ'te... Şimdi neresi var? Roma, Roma, Paris, Madrid, Londra. Şu Roma. 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 İtalya, Roma, İspanya, İngiltere, Londra, Fransa, Paris, Madrid. Asıl saldırı nereye olur? Şu ne? Pekin'e olur. Orası saldırının yapıldığı yer. Yapıldığı Moskova. Yer, evet. Moskova. Evet. Sağ tarafta Moskova. Evet. Burası da Moskova. Orası da Moskova. Evet. Orası da Moskova. Bence Türk Devletler Teşkilatı'nın ayarını bozmak için Rusya'yı gıdıkladılar. Şimdi arkasından Çin'i gıdıklayabilirler. Şimdi şöyle. Bunu unutmayın. Biz tam şunu konuşurken niye bu saldırılar Avrupa'da olmuyor, Batı'da olmuyor? Bunu konuşurken bize o el yok öyle bir şey deyip bir yem attı. Ya, Madrid, işte, Roma, Londra, yani, Paris. Bu işte tipik şey yani DAEŞ söylemi. İşte biz Madrid'de, Londra'da eylem yapalım. Şimdi Madrid'de yaptı mı? Yaptı yani. Yıllar önce evet. biliyorsunuz yaptı Madrid'de. Çok korkunç bir terör eylemi yaptı metroda. Ciddi bir eylem. 20 yıl falan oldu. Ya Müslümanlar Gazze'de katlediliyor ya. Şey... Bunlardan hiç öyle bir şey beklentim falan yani... Bunlar Müslüman da değil, insan da değil. Nokta kapattım da. Bir mantık olarak söylüyorum. Ya, Batı'ya bu mesajı vermek istiyorlar. Batı kamuoyuna. Yani Londra'da da biliyorsun bir tane manyağın biri elinde bıçakla sağa sola saldırdı. Ya siz şimdi Moskova'da yaşanan organize saldırıyı, organize çok belli yani içinde. Mesela gene Rus uzmanların tespitleri. En az 20 ila 25 tane profesyonel kişi tarafından organize edildi. Yani arka planı söylemiyor. Sahada 20-25 kişinin olduğu ve bunun sadece belirli gizli servisler tarafından yapılabileceği. Hatta Rus uzmanlar şunu da söylüyorlar. Diyorlar ki CIA çok abartılıyor diyorlar. Bu işin içinde asıl İngilizler var. MI6 örgütü var diyorlar. Asıl onu söylüyorlar. Ya tamam. Kemal Hocam'ın o işaret ettiği kısım önemli. Tabii. Yani tabii. Katil, vahşi, siyonizm dünya gündeminde
Hayır değil. Hayır değil. Katil vahşi olan efendim Müslümanlardır. Ya şimdi bu oyun boşa çıktı da yani Batı medyası bunu pişirecek işte servis edecek. Ama burada önemli olan şey şu. Şimdi bu saldırıyı Madrid'de yapıp kendi yurttaşlarınızı öldürseydiniz Londra'da yapıp kendi yurttaşlarınızı öldürseydiniz belki kuyruğuna taktığınız hikayelerin bir anlamı olurdu. Ama zaten saldırıyı yapmışsınız Moskova'da. Evet. Saldırıyı düzenlediğiniz şeyin büyük kompleksin sahibi Azerbaycanlı bir iş adamı. O saldırıda ölenlerin kimlikleri henüz daha tam ilan edilmedi ama büyük ihtimalle arasında pek çok Müslüman var. Yok şimdi, Ermeniler var. Ya her millet olur abi. Rusya milletler mozaiği. Saldıranlar arasında Ermeniler var. Ha olabilir tabii. Saldıranların bazılarının Ermenice konuştuğunu falan da söylediler. Doğru, dolayısıyla bir Karabağ mesajı da olabilir. Ben yine tarihe kayıt düşeyim. Bir sonraki saldırı Çin'de olabilir. Eğer olursa konuşuruz. Muhtemel. Hedeflerden biri evet Çin. Şimdi bu konuyu kapatalım. Adım adım bir yere götüreceğim sizi. Adım adım. Ne hattımız ne? Brüksel Esenyurt hattı. Evet. Brüksel Esenyurt hattı meselesini herkes dikkatlice dinlesin. Özellikle gençler dinlemiyorlarsa ekran başına alın. Şöyle VTR 8'i şurada izleyelim. Bütün istediğim VTR'leri burada stüdyoda istiyorum arkadaşlar. Ben CHP'liyim anne. Ve rejinin Geçen defa reji yüzünden konu değiştirdik. Bak gene değiştirmeyelim. Evet. Ya Ramazan'da olur o kadar. Evet. Bu Kürt bölgesine çadır açması buraya çadır açması bir kere yanlış bir şey. CHP size oynuyor. CHP sizde burası Kürt bölgesidir. Bir şey var. Bir adam bana küfür eden CHP sizi kandırıyor. Kürt bölgesi yok. Nasıl Türkiye Cumhuriyeti? Kürt bölgesi ne? Tam beri müzik sallamaya dur reis. Hayırdır lan? Ya şimdi Kürdistan kurulmadı, kurulmayacak. Reis dur bak Kürdistan davasına ben. Ayıp şey. Dur ne yapıyorsun ya? Yürü ya. Ne oluyor burada Turgaylılar? Bu geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta seçim çalışmaları yapan Zafer Partililere oradaki şu kişi herhalde bu gözaltına alındı. Sicilde kabarık. Burası Kürt bölgesi. Burada ne işiniz var? Burada nasıl seçim çalışması yaparsınız diyor. Burada stand kurmanız yanlış diyor. Yanlış diyor. Laflara bak ya. Hatırladınız değil mi bunu? Kürt İstanbul. Evet. Evet. Gelelim. Yani Türkiye'de Kürt bölgesi, Türk bölgesi, Laz bölgesi, Çerkez bölgesi diye bölge var. Türkiye Cumhuriyeti bir bütün abi. Herkes yani, her yerde siyasetini yapar yani. Peki bunu kim adına söylüyor? PKK adına konuşuyor. PKK canım. Adına konuşuyor. Ama CHP adına söylüyor. PKK'nın siyasi uzantısı demin CHP'den aday gösterdiği Ahmet Özer adına söylüyor evet. bunu. Diyor ki CHP rozetiyle PKK adına konuşuyor. PKK adına konuşuyor. Adını koyalım abi. CHP evet. rozeti var yakasında evet. ve PKK adına konuşuyor. Evet. Yakasında CHP rozeti var. PKK adına seçim propagandası yapan yurttaşları tehdit ediyor. Evet. Ve saldırıyor. CHP'de artık buradan bir şey çıkarsın. Bir daha önce demiştik ya kurtarılmış bölge ifadesi. Burada kullandık ilk defa. Evet. Bak. Adam geleceğiz. Kafasında yaratmış bir bölge zaten. Tabii. Bu ne? Ver bakalım bunu. Böyle niye verdiniz? Eğer dedemin peşte Esenyurt bebe bajar ve neçe bebeceğin karin ve abi asan beben ya bir zahmetler bebe. Şöyle Esenyurt zaten 7 büyük şehirden daha büyük bir ilçe. 7 büyük şehirden. 57 ilden de büyük bir yer. Esenyurt'un il olup olmaması aslında bu genel idarenin vereceği bir karardır. Tabii Esenyurt halkı da bir referandumla böyle bir talepte bulunabilir. Ama bizim şimdi gelir gelmez hemen böyle bir takım çalışmalarımız yok. Bakacağız, edeceğiz biz Esenyurt'u Esenyurt olarak. Ne diyor Gaffar Yakınca? Şimdi röportajı yapan, bu bir röportaj. Halk içinde yapılıyor. Röportajı yapan
muhabir, bir Kuzey Irak menşeli bir televizyonun muhabiri. Doğaldır yani, ilgi duymuş, evet, gelmiş. Ne kadar doğaldır onu bilmiyorum da. Yani biz mesela, abi biz bu kadar ilgileniyor muyuz mesela Bulgaristan'daki seçimle? Buradan röportaj yapmaya gidiyor muyuz? Sen Kuzey Irak'tan buraya niye geldin röportaj yapmaya? Esenlere niye geldin? Hadi Mardin'e gitsen gene anlarım. Siirt'e gitsen gene anlarım. Her neyse, hiç önemli değil. Türkiye özgür bir ülke. Herkes istediği gibi yapar. Gelmiş. Dur. CHP'nin adayına diyor ki Esenyurt'un il olması gerekiyor. Siz ne düşünüyorsunuz diyor. O da onun yolunu yapıyor. Diyor ki tabii ki her yerden daha büyük diyor. Şu amca ne düşünüyor? Ya o Esenyurt il olsa biz de buradan acaba il Hayır ama bak şey... orada ne diyor? Referandum yaparız diyor. Referandum diyor. Vizibilite yaparız diyor. Evet. Self determinasyonu ilan ederiz diyor. Plebisitle yaparız. Plebisit. Evet, plebisit yapacağız. Yani plebisit bunu yaparız diyor. Ve neticede halk diyor buna bir karar veriyor. Özellik ilan edeceğimin farklı türlüsü. Öyle demiyor tabii canım. Öyle bir şey söylemiyor. Tabii canım. Şimdi. Dediği o değil de. Şimdi yani bu hareketin ne olduğunu... Hayır, buraya ne ara geldik? Biz buraya ne ara geldik? Ne ara geldik? Belediye seçiminde ne ara geldik? Ne isterseniz yapalım diyor. Sıkıntı yok. Hemen yani. Bu açıklamalar. Yani burası Kürt bölgesi. Burada siz çalışma yapamazsınız. Burası ile olacak, plebisit, referandum evet, falan devam yaparız. Edelim, doğru. Bir ama... sonra Esenyurt'ta miting. Ya bölge evet. Öcalan, Apo, PKK, lehine sloganları görüyoruz. Bölge olunca insanlar hadi diyelim ki İnsanlar demokratik haklarını da kullanamayacaklar demiş yani. Onu mu kastediyor? Evet. Buraya gelmiş. Demokrasi o sadece istediğini elde edinceye kadar. Şimdi bitmedi. Diyor ki bence artık bu adı Kürdistanbul hak ediyor. Evet, geçen programda konuştuk. Evet, konuştuk. Şuraya kadar bir okuyun. Kürdistan. Tamam. Bu. İstanbul Kürdistan olacak diyor. Yani. Şimdi tüm bunlar yaşanırken Ekrem İmamoğlu BTR6'yı hazır tutun bir açıklama yapıyor. Kafa yakınca 31 Mart günü biz ne seçimine gideceğiz? Belediye seçimi, yerel seçim. Ne için oylayacağız? Yani biz belediye başkanı seçeceğiz. Ne yapsın diye? Şehri yönetsin diye. Evet, değil mi? Herhalde öyle. Değil mi? Ülkeyi bölsün diye. Altyapı, üst yapı ya da bir takım hizmetleri getirsin. Otobüsler evet. Yanmasın. Evet. Mesela ya metrobüsler çarpışmasın falan diye. Peki. Trafiği çözsün. Peki. Bu kişi şu anda İstanbul'un nesi? Bu işleri yapması gereken kişisi, şeysi. Kişisi değil mi? Kişisi evet. Hadi şey yapalım. Kibar olalım. Yapmasa da İstanbul'un hali hazırda belediye başkanı değil mi? Belediye başkanı. Yani şu anda İstanbul'u kim yönetiyor? Bu bey. Bu yani kim yönetmeye çalışıyor? Bu bey yönetmeye çalışıyor. Ekran başında bizi izleyenler Allah aşkına. Türkiye gör bunu ya. Gör bunu artık yani. Teorik olarak bu bey yönetiyor. Evet. Teorik olarak bu bey yönetiyor. Bak bunları niye sorduğumu birazdan anlayacaksınız. 31 Mart'ta bir belediye başkanlığı seçimi yapılıyor. 31 Mart'ta bu seçim yapılıyor ama beyimiz hala hazırda İstanbul'u yönetiyor zaten. Tabii. İstanbul'un belediye başkanı. 5 yıldır o burada. Ama 31 Mart'tan sonrasına ilişkin 31 Mart'ta yapılacak seçimin sonrasına ilişkin bir tasavvuru var. Tasvir ediyor. Ver bakalım. İstanbul'un demokrasisi göreceksiniz. Orta Doğu'ya iyi gelecek. Balkanlara, Avrupa'ya iyi gelecek. İstanbul'un bütün iyi hamleleri, bu şehrin aldığı bu demokrasiye dair sonuçlar bütün dünyaya mesaj olarak dağılacak. Onun için biz... Kürdistan'a iyi gelecek diyor. Ne diyor? Anlamıyor musun onu? Ne diyor? Buradaki demokrasinin bir seçim falan evet. Bütün dünyaya yayılacak. Çok gençlik oldu. Bir daha ver, bir daha çok ver, bir daha ver. Herkes duysun. Teröristan mesajı veriyor. Bütün iyi hamleleri bu... İstanbul'un demokrasisi göreceksiniz. Orta Doğu'ya iyi gelecek. Balkanlara, Avrupa'ya iyi gelecek. İstanbul'un bütün iyi hamleleri, bu şehrin aldığı bu demokrasiye dair sonuçlar bütün dünyaya mesaj olarak dağılacak. Onun için biz... Peki 5 yılda niye dağılmadı bu? Da şimdi dağılıyor. 5 yılda niye dağılmadı? Şu anda bilinçli konuşuyor ve olacak bir şey söylüyor zaten. Olacak bir şey söylüyor. Bir şey söylüyor. Olacak. 5 yıl önce seçimi kazanırken evet
PKK'nın desteğini arkasına almıştı. Biliyorsunuz o terör elebaşları açıklamalar yapmıştı. Ama PKK'nın önerisi olan altyapısını kurduğu, şeklini, şimalini, yol haritasını çizdiği kent uzlaşısı denilen proje yoktu. Yani 5 yıl önceyle bugün arasındaki en önemli fark PKK'nın önermiş olduğu kent uzlaşısı projesine CHP'nin imza atmış olması, Ekrem İmamoğlu'nun da onun paydaşı olmasıdır. Onun için söylüyor, örnek olacak diyor. Bu proje nedir? PKK'nın o projesi de şudur. Altında Öcalan'ın fikirleri vardır ama en önemlisi Avrupa'nın şehir devletleri projesi. Ya bak, bu çok önemli. Küresel emperyalizmin ve Avrupa'nın... Şu sticker yapıştırma vardı. O bu listede yok. Küresel elinizde hazır değil mi? Küresel emperyalizmin ve Avrupa'nın şehir devletleri projesidir. Yani bütün Orta Doğu ülkelerini şehir devletleri haline getirme. Oradan da istediği şekilde, mesela Türkiye'nin güneyinde yapmaya çalıştığı gibi, terör devletleri, küçük İsrailcikler, küçük Siyonist adaları, küçük terör havzaları, bunları oluşturma projesidir. Ekrem Bey o projeye dahil olduğunu, o projenin bir paydaşı ve parçası olduğunu ilan ediyor. Burada çok kritik bir şey var, söylem var. Yani bu söylem ne biliyor musunuz? Biden'ın seçimden önce biz dostlarımızla beraber Erdoğan'ı indireceğiz dediği laf var ya, görüntü. Onun kadar skandal, onun kadar kritik bir görüntü. Ben bunu izlememiştim. Tebrik ederim Turgay Güler. Yani çok önemli bir nokta yakalamışsınız. Çünkü bu bir defa bize şunu gösteriyor. 2019'dan ve soru çok önemli. Yani senin sorun çok önemli Turgay Güler. Neden 5 yılda örnek olmadı da bundan sonra olacak? Çünkü 5 yıl önceki seçimde kent uzlaşısı denen o formül yoktu. Bugün var. O ne demek? İşte Esenyurt'un kurtarılmış bölge ilan edilmesi. Belirli yerlerde özerk alanlar oluşması. Efendim, belediye meclisinde, belediye başkanlıklarında, belediye başkan yardımcılıklarında PKK uzantısı partinin, DEM partinin, yani PKK'nın adamlarının yer bulması, orada makam işgal etmesi. Dolayısıyla sokakların, kentin de onların istediği gibi, tırnak içinde söylüyorum, demokratikleştirilmesi. Demokratikleştirme nedir biliyor musunuz? PKK demokratikleştirme diyorsa bunun anlamı şudur. O şehirdeki gençlerin eline silah verilmesi, binlerce insanın öldürülmesidir. Bakın, binlerce insanın öldürülmesi. Şimdi şu gelebilir, ya ne diyorsun sen abicim, İstanbul. Evet, İstanbul'da. İstanbul'da binlerce insanı öldürürler. İzmir'de binlerce insanı öldürürler. Onu da o devşirdikleri çocuklara yaptırtırlar. Evet. Çok büyük, çok korkunç bir projenin, bir saatli bombanın haberciliğini yapıyor şu anda İmamoğlu. Bunu da bilinçli yaptığına eminim. Bilmeden söylemiyorum. Tabii, bu yani tabii söylediği şey şu değil. Çıkıp insanlara çoluğunuzu çocuğunuzu öldüreceğiz falan denecek hali yok. Ama neye girdiğini çok iyi biliyor. Evet. Bu işin sonu hendek savaşta şeylerine, Kürdistan'ın kurtarılmış bölge, oralara gider. Onu da gayet de bilinçli, onunla gayet de farklı. Evet. Bir de şimdi... bir ağıta ağlamıştı. Bir PKK'lı terörist arkasından yakılan ağıta ağlamış, evet, gözleri dolmuş, duygulanmıştı. Bir şey var burada Turgay Bey. Evet, evet. Gaffar Hoca ile şu da ayrıştık galiba. Hani dedi ya, ilk seçimlerde yoktu diye. Çok feasible değildi o zaman bu iş. Aslında o zaman da vardı bu proje. İlk 5 yıl kendine çalıştı. İkinci 5 yıl bunlara çalışacak. Evet. Dolayısıyla bu kent uzlaşısı başka isimler altında en baştan beri vardı. Bu kadar belirli. Yani, Kemal Hocam şöyle söyleyeyim. Bana göre. Aradaki değişik, bakın bir iki ipucu vereyim size, bakın. Bir nokta. Osman Kavala henüz terörden hüküm giymemişti, dışarıdaydı. Türkiye'deki Soros'un operasyon zincirinin başında Kavala vardı ve o zincir çok büyük darbeler almıştı. Kavala'yı replase ettiler. Bugün ismini televizyonlarda söylemiyorum, yazmıyorum ama biliyorum. Kavala'nın yerine gelen iş adamını ben biliyorum. Hmm. Kavala'nın yerine gelen ekibi biliyorum. O ekibe gönderilen paraları biliyorum. O paraların seçimlerde nasıl kullanıldığını biliyorum. Bunlar konuşulan şeyler. Ama tabii biz gazeteciyiz, yani gazetecilik namusumuz gereği teyit edemediğimizi söylemiyoruz, açıklamıyoruz. Şimdi orada bir tazelenme var hocam, Kemal Hocam. Orada bir yenilenme var. PKK'nın da Avrupa ile ilişkileri revize edildi. Dikkat ederseniz. Ama hep vardı bu kent uzlaşısı da yani, o projeleri bitmez. Ama burada hikaye şu, bakın. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nefesi buraya kadar yetti. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'yla gelebilecekleri yer orasıydı. Daha ötesine daha hızlı bir Energizer tavşanı gerekiyordu. Oh. Onu buldular. Bu o işi yaptılar. Ama o sizin yoksa Avrupa niyet aynı, niyet bakidir. Önemli bir analiz. Böyle projeler hep vardı. Ben teknik önemli bilgi vereyim. O anlamda söyledim. Şehir hocam devletleri dedi ya, Avrupa şehir devletleri gibi. Bu şöyle bir otonomik yapılar da var. Mesela Rusya'da da var bunu. Okuyabilirsem söyleyeyim buradan. Stavropol var mesela. Moskova değil mi? Bir de Jewish Autonom var. Yani Yahudi otonom yerleri var. Bunlar özel. Washington DC var.
Ama onlar tercih. Bunlar bölücü hareket. Elbette tercih. Ama bakın bunlar şeyler de diyor. Hamburg, Berlin, işte. Bremen, onlar da oralarda evet kendisi bir eyalettir yani özel ve özel şehirler. Esenyurt ne derler ona bilmiyorum artık yeni adını değiştirdiler herhalde. Esenciles. Esenciles olabilir. Ya bir şekilde o bölgede. Ya bu arada Esenyurtlar yani biz tabii. Bir saniye. Alınmasınlar ha. Esenyurtların alınacak bir durumu yok. Esenyurt'un huzuru, güvenliği, refahı, onu konuşuyoruz tabii. Bunun için konuşuyoruz. Tabii. Bakın. Konuştuğumuz şey o. Tabii. Orada evini yok pahasına satıp kaçacak insanlar. Kaçmak zorunda kalacaklar. Aynen öyle. Bravo. Çünkü tabii. Orada bravo. Huzursuzluk çıkaracaklar. Emlak oranın fiyatları dip yapacak. Dip yapacak. Canını zor kurtaracaksın. Orayı memur kurtarılmış bölge ilan edebilmek için huzursuzluk çıkaracaklar. Lanet olsun deyip evlerini satacak insanlar yok pahasına ve orada nüfus bir demografik hareketlilik gerçekleştirecekler. Evet. Bunu herkes biliyor, görüyor yani. Şimdi bu ve da, bunu da CHP eliyle yapacaklar. Vah ki vah. Bu da dünyaya örnek olacakmış. Bak, dünyaya demokrasi örneği Ekrem İmamoğlu'nu dünyaya da katıyor. Dünyaya demokrasi örneği Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesinden geçecekse bu dünyanın vay haline. Çünkü bu Cumhuriyet Halk Partisi adayının kaderi YRP'ye bağlanmış durumda. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi adayının kaderi YRP'ye bağlanmış durumda. Tüm bu hikayeler YRP'ye bağlanmış durumda. Evet. Evet. Bakın, ve onlar da bu demokrasiden dünya hayır görecek, öyle mi? Bakın, belediye seçilmiş değil mi? Halk seçecek. E kaymakamı kim seçecek? Valicik mi atayacaksınız oraya? Küçük bir tane. Kim? Daha doğrusu kim seçecek orayı? Bakın, bir tane hazine kuracaksınız. Bir video kuracaksınız. Çok özür diliyorum hocam. Hızlıca hocam bunları o videodan sonra konuşacağız. Buraya giriyor gidiyor. Bizim arkadaşlar bugün biraz tembellik yapmışlar. Şu Zeytinburnu'nda parti meclisi üyesi, demin parti meclisi üyesi adını hatırlayamadım şimdi. Onun videosunu çok acil ve hızlı bir şekilde istiyorum. Çok acil ve hızlı bir şekilde. O ara az önce istediğim video hazır mı? Bu dursun şimdi. Bir şey söyleyeceğim. O videoyu hızlıca hazırlayın. Ekran başında bizleri izleyenler. Ya Allah aşkına. Memleket meselesi konuşuyoruz. Memleket meselesi. Demliler diyor ki biz belediye başkanımızı CHP listesinden, belediye başkan adayımızı CHP listesinden seçime soktuk. Herhalde şöyle düşünüyorlar. Teröre müzahir işler yapar ama CHP'li olduğu için kayyum atanamaz. Bravo. Onu bir zırh olarak, dokunulmazlık olarak görüyorlar. Herhalde. İki, diyorlar ki yine bizim meclis üyelerimiz CHP listelerinden seçime giriyor. Büyükşehir ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tarihinde ilk kez HDP'nin bir grubu olacak. Diğer ilçe belediyelerdeki belediye meclislerinde gruplarımız olacak ama ilçe belediyelerinde aynı zamanda belediye başkan yardımcılarımız da olacak. Hangi belediyelerde? CHP'nin kazandığı belediyelerde CHP belediye başkanının yanına DEM Parti belediye başkan yardımcısı adı altında eş başkan atayacak. Bu ne biliyor musunuz? Evet, bak, zaten söylüyorlar bunu. Evet. Tabii. Bunlar dikkatlerden kaçıyor. Paralel devlet. Bu ne biliyor musun? Bak, bu Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki formül. Biliyorsunuz 1960'ta. Yani oradaki işte 25 kişilik mecliste 3'te 1 Türk olacak, 3'te 2 Rum olacak. Cumhurbaşkanı Rum olacak, yardımcısı Türk olacak. Bu formül iki toplumlu devletçik modeli. Evet. Ve burada bakın ne olacak biliyor musunuz? Dayton anlaşması geçen, gibi ya da mesela. Ya da öyle. Evet. Dönüşümlü başkanlık gibi. Böyle özel otonomik bölgeler, muhtariyetler kurarsanız eğer neticede bu dış işlerinde, işte dış işlerinde ya da bir takım finans işlerinde, maliyede üniter devlete bağlı, iç işlerinde bağımsız. Yani yasaması, yargısı, yürütmesi özel kendi içinden seçilecek gruplar. Tabii Türkiye Cumhuriyeti buna müsaade etmeyecek. Evet. Ne yapacak? Müdahale edecek. Şimdi müdahale ettikten sonra da dış müdahale açık toplumsal olay. Yani
millet bu İstanbul buna geçit vermeyecek ama hani kafasındaki şu. Demez. Küçük ölçekli düşünmeyin. Kafa yakınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde grupları oluştu. Ekrem İmamoğlu'nun amacı ne? YRP'nin adayı ne diyor? Onu diyor Ankara'ya uğurlayacağız diyor. Genel başkan olacak. İBB'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı kim olacak? O tarih geldiğinde demli bir ismi. Eş başkan. Eş başkanlı. Zaten seçilirse demli bir isim eş başkan olacak. O eş başkan İstanbul'u yönetecek. 2028'e giderken Ekrem İmamoğlu demle geliştirdiği bu ilişkiler sayesinde demin oylarını çantada keklik haline getirecek. Evet. Aklınca. Ama bu süreçte biz İstanbul'da, Türkiye'nin birçok yerinde demin CHP'li belediyelerde eş başkan olduğunu göreceğiz. Fena bir şey. Bu, demek ki ya, 30 bu Halk seçimleri yerel seçim iflası değil. Demek. Evet, orayı konuşalım işte. Yerel seçim değil. Şimdi Halk Partisi bitmişti Turgay Güler. Nerede bitmişti? Babacan'dan, Davutoğlu'ndan medet umarken bitmişti. Ama o genel seçimde hadi neyse. Şimdi yerel seçimde umudunu Halk Partisi yeniden Refah'a bağlamışsa, YRP'ye bağlamışsa bak çok çarpıcı bir şey söylüyorum. Tümden bitmiş demektir. Evet. O kendini deme de teslim eder. Başka bir yere de teslim eder hafazan Allah. Diyor ki bak bir oy için, bir oy için bir seçmen işte bir CHP adayını eleştiriyor. Zafer Partisi ile Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ittifak üzerinden. O aday da diyor ki bakın gönderdik biz Kemal Bey'i bu yüzden diyor. Ya kendi genel başkanına vefası olmayan, kendi genel başkanını bir oy için satan başka neleri satmaz ya? Böyle bir zihniyet, böyle bir anlayış, böyle bir yapı. İstanbul gibi bir derdi de yok. İstanbul'u yönetmek gibi bir derdi de yok. Bak bir genel yerel seçimde sen böyle medet umarak sağdan soldan medet umarak sağdan soldan medet umarak seçilmeyi düşünüyorsan 5 seneki performansını yapmak istediğin hizmetleri falan hepsini bir tarafa bırakıp çünkü olmayan şeyler bir yanlış var demektir. Bu CHP'nin bizi götüreceği bir yer yok. Evet. Yok. Şimdi demin İstanbul'da Esenyurt'ta seçim çalışmasının reklamını izleteceğim size. Bu stüdyoda izleyelim, verin. Ne ilk kelime ne orada? Tecrit. Sesi yok mu? Tecrit. Tecrit insanlık suçu diyoruz. Seste propaganda var. Evet, yani tecrit insanlık suçudur yazıyor. Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için bir kampanya yapılıyor burada. Evet. Yaptıkları şey o. Terörist başının stikerlerini, etiketlerini yapmışlar. İşte direklere falan yapıştırıyorlar. Daha henüz seçim sonuçları gelmeden başlamışlar yani. Niye? Niye kafası kapalı? Niye arkadan çekiliyor? Evet. Çünkü terör suçu işliyorlar. Evet. Bir terör suçu. Evet. Terör suçu açık söyleyeyim. Bu bir terör suçu. Neden terör suçu? Çünkü fotoğrafı asılan kişi 40 bin insanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türk, Kürt, efendim ne istedi, önemli değil ettik kökeni yani. 40 bin insanın katili olan kişi. Dünyada eli kanlı, ellerinde en çok kan olan terör elebaşı. Bu kişi öyle bir kişi. Kimse kusura bakmasın. Gerçek bu. Peki. Ve Türkiye Cumhuriyeti zindanlarında şu anda turşu olmaya terk edilmiş durumda. Kusura bakmasınlar kardeşim. Evet, bu tür hareketler yapmaya cesaretleri yoktu yakın bir tarihe kadar. Şimdi var cesaretleri çünkü bekliyorlar abicim. Bekliyorlar. Başka bir tehlike daha var. Bekliyorlar. Evet. Çünkü başkan yanımız olacağız diyorlar. Grubumuz olacak diyorlar. Bu bir tepki. Evet. Bu daha doğrusu bu etki. Bu etkiye bir tepki çıkarsa ne yapacaksınız? Evet. Yani boş mu bekliyor birileri? İşte şeyde Esenyurt'ta onu denediler. Burası Kürt bölgesi. Bakar giremez. Mısın bak devletin helal direğine ne yazıyor? Evet. Pisliğin resmine yazıyor. Yani şimdi şunu çıkarmayı düşünecek olan var ya. Babamız olsa kabul etmeyiz. Babamız olsa ya kabul. Ya bu iç savaş sebebi. Ha? Bak çok net söylüyorum. Sadece istikrar var Türkiye'de şu anda. Yani tek parça kalabilen nadir devletlerden bir tanesi. Bu kadar büyük çatışmaların ortasında. Bu bir iç savaş sebebi. Bu bir toplumsal olay sebebi. Bu bir kırılma sebebi. Dolayısıyla bu bir müdahale gerektirecek bir sebep. Onun için DEM Partisi CHP ile müşterek bir ittifak kurarak çok büyük bir ateşin altını yakmaya çalışıyorlar. Bu çok riskli. Bu altından kalkılamayacak bir meseleye de dönüşebilir. Bu yabancı müdahaleye de açık hale getirilebilecek senaryoları konuşmayı gerektirecektir. Halk Partisi bunun altında kalır.
Dolayısıyla yani dolayısıyla bu işe ayak, daha doğrusu uydurmuş, buna destek vermiş, bununla iş tutmuş. Bu işin sonu Kandil'e kadar gider. Ve bakınız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Irak'ta Kandil'e, Assos'a kadar uzanan bir önemli terörle mücadele operasyonu yapma hazırlığında. Ve bunu çabuklaştırmaya mı çalışıyorlar? Yani önemi çekmeye çalışıyorlar bir taraftan da. Yani böyle bir sahnenin, böyle bir afişin asılması gizlice ve aleni sokak ortasında. Altta da partinin adı var. Kapatmıyor evet. Kardeşim mahkeme. Kapat bu parti. Kapatmadınız, kucağımıza i̇şte koydunuz. Şimdi ne yaparsın? Duran Kalkanlar, Mustafa Karasular, Murat Karayılanlar genel seçime gitmeden önce ne diyorlardı? İttifakı kutsayıp Türkiye'yi birlikte yöneteceğiz. Sadece işte şurada değil, yerel yönetimlerde, valiliklerde, kaymakamlıklarda. Hatırlıyorsunuz değil mi bu açıklamaları? Şimdi bunun ilk adımı CHP'nin belediyelerinde birer eş başkanla, eş belediye başkanıyla o belediyeleri yöneteşikler. Şimdi verelim istediğim şu, görüntüyü. Ben bir ilave yapmak istiyorum. Ya yaparsın şu açıklamayı vereyim. Ha, var mı? Var, bir açıklama var. Kimdi o? DEM Parti, parti meclis üyesi. Heh, burada yazıyor zaten. Ahmet Saymadı. DEM Parti, parti meclis üyesi. En başından bir izleyelim bakalım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki seçim sürecindeyiz. Kimi ilçelerde adaylarımız var, kimi ilçelerde adaylarımız yok. Bazı illerde adayımız yok, bazı illerde adayımız var. 2019 seçimlerinde AKP-MHP faşizmi geriletmek için Türkiye'nin batısında aday çıkarmadık ve CHP adayları. Daha doğrusu AKP'nin karşısında en güçlü adayı destekledim ve AKP'yi kaybettiler statistik partilerini. AKP İstanbul'u kaybetti, Ankara'yı kaybetti, Ankara'yı, Mersin'i, Adana'yı kaybetti. Bu günlerde bizim çok ciddi emeğimiz, çok ciddi farkımız var. Şimdi biz bu seçimlerde de AKP'nin kazanmasına engel olmak için bir sürü yerde çeşitli ittifak zeminlerini zorladık. CHP'li arkadaşlar Kars'ta aday çıkarmadılar. Biz de Manisa'da aday çıkarmadık. Onlar Iğdır'da aday çıkarmadılar, biz başka bir illerde çıkarmadık. Mersin'de çeşitli ittifaklarımız var, en büyük şehirler, ilçelerde. İstanbul'da da 22 tane ilçede seçimlere Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden giriyoruz. Oralarda belediyeler kazanıldığı durumlarda başka yanıtlı arkadaşlarımız oluyor. Büyükşehir'de belediye meclisinde DEM Parti'nin durumunu soracaklar. İlk defa İstanbul'da yerelde bu kadar ciddi anlamda temsiliyet yakalayacağız. İlçede aday çıkarmadınız, ilde niye var? Şimdi bunun da başka bir meselesi var. Geçen seçimde CHP oy verdiğimiz için bizde bir CHP oy verme alışkanlığı oluşmasın. Büyükşehir'de partimizin logosu orada var. Meral Danışmış arkadaşımızdan da orada, Murat Şekli'nin adı orada ama ilçelerde bir ittifak süreci var. Bir yerel seçimde partinin bütün olarak bir yere yönelmesi veya bir yerden uzaklaşması gibi kararlar sadece İstanbul'da, sadece genel merkezde alınmaz. Aday çıkarmayalım kararına, aday çıkaralım kararına, işbirliği yapalım kararına bu partinin gördüğünüz sahada çalışan arkadaşları dışında görmediğiniz arkadaşlar da karar veriyor. Bu kararlar halkla bütünleşmiş, halkın içinde olan, demokratik siyasete katılamayan, cezaevindeki siyasi yasaklı olan başka yerlerdeki arkadaşlar da sorularak edilerek karar veriyor. Bu kararlar partinin bütününde neresini anlıyorsanız oraya anlayın. Yani kayıt var, telefon var, rahat konuşmuyorum diyeyim. Her neresinde soruluyorsa soruluyor. Aynı zamanda Nevruz haftasında Türkler tarafında, Kürdistanlar tarafında. Kamera var diyor. Telefon var. Çekiliyor. Açık konuşamıyorum. Kandil'den diyor talimatı alıyoruz. Yeterince. Ve CHP ile ittifak yapıyoruz. Bu listeleri ona göre yapıyoruz. Daha ne desin? Bak, benim... Yeniden Refah Partisi bu cümleler olmadan aynı işi yapıyor değil mi? Benim bu cümleleri kurmadan, cümleleri kurmadan o da başka şeyler yazıyor buraya. Aynı işi yapıyor. Benim ilave etmek istediğim bir şey var demiştim ya Turgay Güler. Sanki burada da onun şifreleri var. Şimdi bu söyleminde CHP'yi araçsallaştırıyor. Evet. Yani CHP önemli değil. Asıl potansiyel rakip üzerinden gideceğiz diyor. Burası önemli ama ben zannediyordum ki bir Halk Partisi var, bir de CHP var. Yani kendi içinde böyle ayrışmış bir yapı var zannediyordum. Artık Halk Partisi diye bir şey kalmadı, CHP kaldı. Ama bak dikkat et, bu da bazen CHP diyor, bazen Halk Partisi diyor. Evet. Yani Halk Partisi'ni yok etti CHP. Bu eller bugün Halk Partisi'nde idareye getirilen eller Halk Partisi'ni yok etti ve CHP'yi yarattı. O CHP'de bunların maşası konumuna düşürüldü. Bunların aracı konumuna düşürüldü. Ve bu Türkiye'nin güvenliği bakımından büyük bir risk. Siyaset bunu maalesef anlatamıyor. Niye bilmiyorum.
Valla ben de bilmiyorum. Yani şimdi bu çok açık. Yani, adam açık açık söylüyor. Biz diyor kandil. Bu görüntüyü dünyanın herhangi bir yerinde terör uzantısı bir siyasi hareketin bu söylemini alıp ekrana koysanız buna karşı çıkan siyasi parti kimse... Koyamazsın ekrana ya. Biz aşırı da sabırlıyız. Yani şu Avrupa Birliği bize sürekli terörle mücadele yasasını ele alın diyor. Gerçekten alalım. Bu nasıl terörle mücadele yasası kardeşim? Bak, bak. Saadet Partisi ile ilgili bir analiz yapayım. Çok bunlar, kısa yap, reklama kısa gideceğiz. Yapacağım, oradan YRP'ye geleceğim. Bunlar, o zaman dönüşte yap. Peki. Dönüşte yap. Ben bir cümle söyleyeyim o zaman. Bir cümle söyleyeyim. Terörle mücadele yapılacaksa Rusya'daki gibi yapılır. Evet. Onlar evet. Nasıl mücadele ediyorsa şu, biraz onların yasa, iyi taraflarını örnek alalım. Şu yasa masaya yatırılsın. Neymiş bu yasa, bir bakalım ya. Böyle bir yasa mı olur? Peki. Bir mola, dönüşte buradayız. Evet. Ya, biraz YRP ile de bağlantılı bir analiz yaparsam. Şimdi Saadet Partisi enteresan bir sosyolojiye girdi. Yani Erdoğan karşıtlığını toplum karşıtlığına, millet karşıtlığına dönüştürdü. Millete tepki göstermeye başladı Erdoğan'a oy verdikleri için. Aslında millet yanlış bir şey yapmıyordu. Şimdi bu yanlışa yeniden Refah bir tepki verdi. Millet karşıtlığını yeniden Erdoğan karşıtlığı üzerine çevirmeye çalışıyor. Böyle bir yoldan ilerlemeye çalışıyor. Yani İsrail üzerinden Erdoğan'a saldırıyor. Orada örtük destek verdiği yapı Hamas'a terörist diyor falan. Yani İsrail'e daha büyük bir destek verebilen olmadı. Filistin'e gideceğim demişti Özgür Özel, hatırlıyorsunuz değil mi? Heh, ben de gidemez demiştim. Ya bunlar... Sen haklı çıktın Turgay. Ya bunlar fiction. Ama çok yani, zor bir bahis değildi yani. Herkes kazandı. Fiction. Burada önemli bir sorun var. Yani bu muhalefet etme kabiliyetiyle ilgili Türkiye'de partilerin bir sorunu var. Her birinin var neredeyse. Zaten Cumhurbaşkanı da bunu dile getiriyor. Muhalefet etme böyle olmaz. Yani bu muhalefet etmek değil. Muhalefet etmek başka türlü olur. Bence muhalefet deneyimi olmayan bir iklimden geçiyoruz. Bir ortamdan geçiyoruz. Bu ortamın tetikçileri de var. Bir de ittifakta, bir de ekonomik tetikçiler var. Şöyle Turgay Güler. AK Parti'de şöyle bir ne diyeyim ona ben? Sıkışmışlık var. Tam karşılığı bu değil ama kavramı sen istersen üretirsin. Erdoğan, AK Parti Türkiye'de yapılması gereken her şeyi yapıyor değil mi? Evet. Terör mücadelesini yapıyor. Uluslararası camiada yani dört bir tarafı kuşatılmış mı, kuşatmayı yarıyor. Ateş çemberini yarıyor. Yani Türkiye'yi hiç olmadığı kadar güçlü bir konuma getiriyor. Hiç olmadığı kadar güçlü bir konuma getiriyor. Savunma sanayi acayip işler yapılıyor. Üretim acayip işler yapılıyor. Kalkınma, altyapı bilmem acayip işler yapılıyor falan. Terörle mücadele acayip işler yapılıyor. Türkiye'nin uluslararası itibarı acayip bir şey falan. Türkiye işte nerede kimin bir başı sıkışsa birbirine girse falan Erdoğan gelsin bizi barıştırsın. Sulh etsin. Evet. Sulh. Tüm bunlar oluyor. Yapılabilecek her şey yapılıyor. Karşısında bakalım işte İstanbul, İzmir, Ankara, işte belediyeler üzerinden hiçbir şey yapılmıyor. Ve ne kadar milli mesele varsa karşı taraf, muhalefet çelme takıyor. Acayip işler. Sıralayalım sabaha kadar. İşte Karabağ'ın işgalden kurtulmasından tutun da bilmem nereye kadar. Şimdi en son neydi? Ne işimiz var diyorlardı ya. Yine bir yer için. Şimdi tüm bunlar oluyor. AK Parti Erdoğan... Yani Somali'de ne işimiz var? Somali'de ne işimiz var? AK Parti Erdoğan bir yönüyle şunun rahatlığında. Kimse ona şunu yapmadın, bunu yapmadın, şunu niye yapmadın, bunu niye yapmadın demiyor. Yapılması gereken ne varsa fazlası da yapıyor. Bunu bir AK Parti Erdoğan övgücülüğüyle yapmıyorum. Fotoğraf bu. İşte 3 seçim önce vaatler vermiş. Burada yayınladık, hatırla. Şunu yapacağız, uçağımızı yapacağız, öğünü de yapacağız, bunu da yapacağız falan. Hepsini dizmiş. Hepsini yapmış. Muhalif de söylüyor. Yani muhalefet de söylüyor. Mesela diyor ki Türkiye'de dindarların kalkınma kısmını bir tarafa bırakalım. Dindarların ne kadar talebi varsa, özlemi, hayali varsa hepsini de gerçekleştirdik diyor. Totalde bakalım. Erbakan ne söylemişse, ne vaat etmişse, ne yapacağım demişse. Neyi hedef koymuşsa. Ne hedef koymuşsa Erdoğan hepsini tek tek yapmış. Üzerine çıkmış. Şimdi siz buraya geldiniz bugün misal. Sizi iftarda mükellef bir sofrada ağırladım.
Orucunuzu açtınız. Sonra geldiniz, çay mı kahve mi ikramları yaptık. Sonra şu güzelim stüdyoda sizi rahat koltuklarınızda ağırladık. Ne istiyorsanız söylediniz. Arada çayımız, kahvemiz, meyvemiz hepsi oldu falan. Program bitti. Ha daha ne yapayım ben sizin için şimdi? Ha ben sizin için daha ne yapayım? Bir laf siz, vardı. Siz diyorsunuz ki git giderken cebimi de şöyle şişik doldur. Ama imkan yok. Yani o kadar, yani yapılabilecek iş o kadar. Dön yine Erdoğan cephesinden. Ukrayna-Rusya savaşını Erdoğan çıkarmadı. Pandemiyi Erdoğan çıkarmadı. Bu terör belasını Erdoğan çıkarmadı. Amerika'nın şunun bunun Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılarını Erdoğan istemedi. Depremi Erdoğan Depremi 11 ilde yaşanan depremi Erdoğan istemedi. Bir gecede 2,5 milyon insanın emekli edilmesi Erdoğan'ın sebep olduğu bir sorun değildi. Hak. Kredileri alanların otomobil almasını Erdoğan istemedi. İmkan yok değil bak Turgay Güler. Evet. İmkan baltalandı. Baltalandı. Bu hükümet biliyordu. Bir konjonktür değişiyor. Küreselleşmeden bir kopuş var. Ve bu denklemde sıcak para girişi zor. Tıpkı, tıpkı pandemi gibi değil mi? Yani pandemi dünyayı nasıl o illet kasıp kavurduysa ekonomik kriz de tüm dünyayı kasıp kavuruyor. Evet. Senin dezavantajların var. Darbeden yeni çıkmışsın. İşte EYT'dir. İşte 11 ilde yaşanan depremdir. Bir taraftan deprem bölgesindeki insanların yaralarını saracaksın. 11 ilde enkazı kaldıracaksın. Oradan yeni binalar yükselecek. Bir taraftan terörle mücadele edeceksin. Öbür taraftan dünyayla mücadele edeceksin. Tüm bunları yapacaksın. Bir dakika boş durmayan bir adam. Şimdi yani hep şey söylenir. İşte Fırat'ın kenarında bir kurt bir kuzuyu kapsa Hazreti Ömer'den, Hazreti Ömer diyorum, Ömer'den sorulur. Abdülaziz'den. Evet. Ömer'den sorulur metaforumuz var ya. Ya Ömer hiç mi sormasın ya? Kuzu sen de oraya gelme ya. Yok bak. Ya sen kuzu biraz da sen kendine sahip çık kuzu. Biraz da sahip çık kendine. Yani gidip kurdun yanında gezme ya. Gezme dolaş. Azıcık sana gösterilen yerde dolaş, canına sahip çık, şimdi, malına sahip çık. Öbür taraftan. Çok doğru diyorsun. Öbür taraftan. Rakiplerin bir şey yapmış olsa ya, bir şey yapmış olsa, hani ya İstanbul'da bugün iftara gidemiyor insanlar ya, evine iftara ulaşamıyor. Şimdi pandemiden geriye ne kaldı? Bakın İstanbul Büyükşehir hükümetten, pandemiden geriye Erdoğan hükümetinden kalan şey şu: dünyanın en gelişkin ülkeleri, Avrupa dahil, Amerika dahil, pandemide belleri kırıldı. İspanya kaç kişinin öldüğünü hala bilmiyor bakın. Ölü sayısını evet. hesap edemiyor. Meclis Araştırma Komisyonu kurdular. Ölü sayısını bulamadılar. Mahvoldular pandemide. Biz maske gönderdik. Türkiye öyle böyle kalktı. Muhalefetin ventilatör gönderdik. Muhalefetin olmaz dediği, bu ne iş dediği, o şehir hastaneleri sayesinde memleket kurtuldu. İnsanlarımızın hayatı kurtuldu Allah'a şükür. Hükümetten bu kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de Fazilet Durağı yalanı kaldı. Evet. Fazilet Durağı rezaleti kaldı. Ya işte ikisi ortada kardeşim. Bu kör olmak lazım görmemek için. Bak yani, bir şey daha. Şimdi bak kuzunun kurdun hikayesi bir tarafta dursun. Bu işin başka yönleri var. Şimdi Türkiye bir program ortaya koydu. Biliyordu ki küresel sermaye akışı olmayacak ve zaten Türkiye'ye sırtlarını dönmüşlerdi. Türkiye'nin şu anda taşıdığı kredi rating notu olamaz yani kabul edilemez bir not Turgay Güler. Ben bu reytingdeki ülkeleri gördüm. Daha üst reytingdeki ülkeleri de gördüm. Türkiye gibi derinlikli, çeşitlikli bir ekonomi bulamazsın. Türkiye'ye bu küresel sermaye sırtını döndü. Bu denklemde hükümet bir şey yapmaya çalıştı. Yeterince hazırlanmıştı, hazırlanmamıştı ayrı mesele. Ama sahip çıkılmayan bir program oldu. Neredeyse bütün ekonomik aktörler aleyhine gitti. Bu tetikçiler bir önceki ekonomik program döneminde de yine Türkiye'nin menfaatlerine saldırdı. Orada döviz alın, döviz alın, döviz alın diye geleceğim. Geleceğim. Şimdi uygun bir kredi ortamı oluştururken bu krediler alınsın, yatırımlar yapılsın, Türkiye'nin ihracat kabiliyeti artsın, istihdam ortamı genişlesin, zenginleşsin falan. Türkiye hep beraber kalkınmak istiyor. Türkiye ilk 10 ekonomide olmak istiyor. Olursun bak. Olursun, birileri acından ölür, birileri zengin olur. Türkiye öyle gitmek istemiyor. Hep beraber ilk 10'a gidelim gibi bir kaygısı var. Bu kaygı içinde doğru bir çözümleme yapmak istiyor. Dünyadaki konjonktürü de iyi okuyor bak. Fena değil. Ama herkes o programın aleyhine gitti. Şimdi bu program, o programın eksikleri vardı, açıkları vardı, gol yiyeceği yerler vardı. Zaten o goller 3 ayda atıldı. 3 ay sonra kapandı. Erken o golleri yemeseydi böyle de
bir pozisyon oluşturamayacaklardı. Sonra Türkiye programı değiştirdi. Şimdi talep edilen programı, madem öyle istiyorsunuz, evet, buyurun bu programla devam edelim. Bakalım sıcak para girişi var mı bu Türkiye'ye, yani nasıl yaklaşıyorlar? Şimdi gene bu sefer döviz alın, şunu alın, bunu alın. Yani bir tane amaçları var, zincirleme söyleyeceğim. Hak etmeyen birini koltuğunda tutmak. Çünkü hak etmesi için geçmiş performansı olması lazım. İşte ne vaat verdiğini hatırlamıyor. Bilmem kaç yıl önce Cumhurbaşkanı yediği köfteyi hatırlıyor. Ben de buna inanmıyorum. Köfteci güzeli. Yalan, çiğ köfteci güzeli. Yalan söyleyebilen biri olduğu için bunun belgesi var mı? Cumhurbaşkanı orada yemiş mi? Ödememiş mi? Gerçekten çıkarsın. Böyle bir yalan daha hayatımda duymadım yani. Neyse. Bunu yeniden seçtirmek. Akabinde Türkiye'yi daha da zorlayıp IMF'e mecbur bırakmak. Türkiye'yi IMF'e mecbur bırakmak demek, ekonomiyi biz yönetemiyoruz, buyurun siz yönetin, IMF demek. Bak bunu bir komple olarak anlatmıyorum. IMF'in kuruluş sözleşmesi böyledir, esas sözleşmesi. Bir ülkeye kredi vereceksen programınla gidersin. Yani onun ekonomi yönetimini devralırsın. Ve Türkiye'nin yeniden IMF'le anlaşması demek, İşte Türkiye'yi erken seçime götürmek vesaire, Türkiye'nin geleceğinden Erdoğan'ı silmek demek, Türkiye'nin tarihinden de Erdoğan'ı hak ettiği yerden silmek demek. Bu Türkiye'nin en büyük kazanımıdır, IMF'den kurtulmuş olması. Bütün geçmişe tarihe bak, Türkiye'nin birkaç dönem yatırım ortamı vardır. İşte Atatürk dönemi, Menderes dönemi, Demirel'in bir 70'ten 76'ya kadarki bir dönem, Özal'ın belli bir dönemi ve 2013 sonrası dönem. Evet. Hiçbirinde IMF yok. Bir tek Demirel'in o döneminde IMF var. Özal da yaptıklarını IMF'le standby'ı bitirdikten sonra yapıyor. Yaptırmaz sana. Yani ben işte bor karbür fabrikası kuracağım. Ne yapacaksın bor karbürle? İşte ben 10 milyon dolar ithalat yapıyorum. O ithalattan kurtulacağım. Tamam. 80 milyon dolar da ilave gelir kazanacağım. Ne kadar yatırım yapman gerekiyor? 30 milyon dolar, 40 milyon. Ya gerek yok. Gerek olmaz olur mu? Hem 10 milyon dolardan kurtulacağım, hem 80 milyon ilave gelir sağlayacağım. IMF'e gidersen buna gerek yoktur. Başka şu yatırımı yapacağım işte, Orta Koridor, Kalkınma Yolu, Zengezur vesaire. Gerek yok. Ne kadar yatırım yapacaksın? İşte 5 milyar dolar yatırım yapacağım. Ne kadar para gelecek? Yıllık 1 milyar dolar gelecek. Ya 1 milyar dolar için boş ver, şimdi gerek yok. IMF bu demek yani. Yatırımların sonlandırılması bu demek. Ve en büyük başarısını Erdoğan'dan alırsan, amaçlarını, yüce amaçlarını söylüyorum, biliyorlar ne için bunu yaptıklarını. En büyük başarısını Erdoğan'dan alırsan, Erdoğan'ı bu ülkenin tarihindeki hak ettiği yerden silersin. Bunların amacı iyi değil, bunların niyeti iyi değil. Ve bizim bildiklerimize göre, yani teorinin vaazına, eldeki parametrelere göre, bunların tavsiye ettikleri yönde bir girişim ekonomide yok. Döviz almayı gerektirecek bir girişim yok. Ve döviz almak gerçekten çok finansal okuryazarlık anlamında çok kusurlu bir harekettir. Dövizin enflasyonuna katlanırsın. Para tasarruf aracıdır ama yatırım aracı değildir. Ve dünyada en güvenilmez para dolardır. Dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz itimat etsinler. Dünyanın en güvenilir paralarından biri TL. Çünkü merkezi hükümetin borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı %40 kadar. En güvenilir paralarından biridir riyal. Suudi Arabistan'ın borcu daha da düşük. En güvenilir paralarından biridir ruble. Ve Amerika büyük bir vurgun yapıyor. Gayri safi yurt içi hasılasının %125 kadarı borcu var. 2013'te ilk defa geçti gayri safi yurt içi hasılasının borcu. Ve her 100 günde bir 1 trilyon katlanıyor. Şimdi Amerika borcunu arttırdıkça burada dolar alın diye tavsiyede bulunuyorlar. Ya Amerika'yı mı kurtarmaya çalışıyorsun? Sadece Türkiye'yi batırmak değil bir de yani. Bunu herkes görmeli. Eğer IMF'e teslim edersek emekli zammının oranını konuşmayız. Emekli zammını konuşuruz. Emekli maaşını konuşuruz. Bak oranı tartışıyoruz. Maaşı konuşuruz. Eğer zaten altılı masa seçim de bir eskaza iktidara gelseydi bugün maaş falan diye bir şey yoktu, öyle bir şey yok yani. Görüyoruz işte hangi çekişmelerin içine gireceklerini. Bu genel seçimi de şimdi o gün başaramadıklarını, Türkiye ekonomisini mahvetme gayretini bugün başarmaya çalışıyorlar. Bu yerel seçimde başarmaya çalışıyorlar. Ve bu olur.
Üstüne bir de terör falan otlatacaksın yani. Bakın bu kadar terörle uğraşıp da bu konuma gelebilmiş bir ülke yok. 2002'de 200 milyardı bu ülke. Şu anda 1 trilyondan fazla. 1.14 trilyon dolarlık bir ekonomi. Bu kadar terörle uğraşıp bu konuma gelebilmiş bir ülke yok Turgay Güler. Evet. Eğer hafazan Allah kötü senaryolar olursa biz 500 milyar dolara da düşeriz. Bak biz 60 darbesinden önce ilk 10'daki ekonomiydik. Darbenin ertesinde 61'de 17. olduk. 70'de 19. olduk. 80'de 21. olduk. Üzerine 28 Şubat onu bunu da vur. İlk 20'ye dönmemiz ne kadar sürdü? Kolay işler değil. Bu darbe çığırtkanlığı yapıyorsun. Gençler darbe yapsaymış ne kadar sevimli olurmuş. Gençler dediğinde biliyoruz yani. Onun en genci Güven Erkaya. En genci Çevik biri onların. Biliyoruz yani. Yok. Bak gençleri göstereyim mi? Göster. VTR10 burada görelim. Diyarbakır'da. Bakın bunlar gündemimizden kalkmıştı Gafar yakınca. Çok eskiydi bunlar. Yani Endek olayları şu bu ondan sonra kapanmıştı. Ver ses ver Diyarbakır. Bağlar. Alın. Bunlar çatışma çıkartacak birazdan. İşte bağlarda oturmanın sıkıntıları. Ha. Gençleri kim yönlendiriyor onu bilmiyorum ama çok yanlış yani zarar vererek. Özel yönlendirme. Bak duyuyor musun? Bir daha verelim. İlk başı sesi tam algılanmadı. Ey ekran başında bizi izleyenler. Ya vallahi aşkına ya. Her şey net, her şey açık. Ver. Diyarbakır bağlar. Bunlar çatışma çıkartacak birazdan. İşte bağlarda oturmanın sıkıntıları. Ha. Gençleri kim yönlendiriyor onu bilmiyorum ama çok yanlış yani zarar vererek. Ya geçen burada verdin yapılan uçaklarımızı, yapılan torpidolarımızı, gemilerimizi. Hepsi 2013'ten sonra. Niye? Evet. Ya IMF'in bitmesiyle bağlantıyı göremiyor muyuz? Bu gençleri kim yönlendiriyor bilmiyorum ama diyor. E tabii şimdi bu bence şimdi burası bir defa şunu hatırlayalım. Bu 10 yıl öncesine kadar bir de bir görüntü daha var. Belki arkadaşlar onu bulursa. Demirören Haber Ajansı geçmişti onu. Gene Diyarbakır'da bir kahvehane. Dışarıdan silah sesleri gelince insanlar kendisini yerlere atıyor. Benim X hesabımda da var. Bulurlar onu oradan. Şimdi o da çok enteresan bir görüntü. Bakın insanlar tedirgin. Balkonda... Bak dur bir dur. Çok özür diliyorum. Biraz geri gel. Biraz geri gel. Baştan alacak herhalde. Biraz daha geri. Şimdi dur. Şimdi dur. Heh dur. Dur. Allah rızası için dur. Gel geri. Dur burada. Burada dur. Heh, dur. Burası Diyarbakır Bağlar. Kayyum yönetiyor değil mi burayı? Evet. Şu caddenin güzelliğine baksana. Evet. İstanbul'da yok bu. Ağaçlandırmalar, orta refüj, binalar, caddenin pırıl pırıl hali. Evet. Ağaçlar. Bak. Değil mi? Şimdi Diyarbakır'ın yani Diyarbakır'ın o devam. Yani Hendek teröründen sonra Sur dahil olmak üzere nasıl değiştiğini herkes görüyor. Ha, Diyarbakır halkı da görüyor. Buna rağmen Diyarbakır halkı tercihini nasıl yapar onu bilemem. Ama şu görüntü bize şunu haber veriyor. Bakın bugün Cumhuriyet Halk Partisi ile kol kola DEM Parti'nin PKK'nın uzantısı değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi ile kol kola yaptığı Türkiye tasarımı budur. Yani İstanbul'da da İzmir'de de ve tabii ki Diyarbakır'da da yapacağı şey budur. Bu görüntüler bizi şaşırtıyor mu? Şaşırtmıyor. Çünkü zaten daha 10 yıl öncesinde böyleydi abi. Zaten böyleydi. Yani o Hendek teröründe kaç tane şehit verdik ve kaç tane kandırılmış Kürt çocuğu o terörde öldüler. Harcandı gittiler. Yani PKK'dan, PKK'nın uzantısı partiden bir şehre ne gelir, ne beklerse de bu gelir. Esenyurt'ta amaçladıkları şimdi. Şimdi bunun aynısını yapacaklar. Yani Belçika görüntüleri varsa evet, onu gelecek. Alırız. Belçika'ya bakarız. Belçika'daki senaryo... Gel Belçika'ya. Benim yarın, dedim ya yarın yazdım. Evet. Yarınki başlığım şu. Bugün Belçika'da, yarın İstanbul'da. Tabii 1 Nisan hazırlanıyor. Bugün Belçika'da, yarın İstanbul'da. Olmaz olmaz demeyin. Öyle bir olur ki şaşırır kalırsınız. Hiç zor bir iş değil. Çünkü
Belçika'daki olayın şifreleri, Belçika'da yaşananların şifreleri, detayları çok önemli. Bize burada olabileceklerin haberlerini veriyor. Ya bir şeyler. Kirli bir oyun oynuyorlar. Çok kirli. Burada tabii biraz önce ekonomik tabloyu çizdi hocamız. Yani bu dolarizasyon ya da westernizasyon saldırılarına rağmen yapılan faaliyetleri söyledi. Bir de bunun dış paketi var. Turgay Bey, dış paketi var. Yani bakın 44 günde Karabağ Azerbaycan'la müşterek bir harekatta geri alındı. 12 tanelik büyükelçilik 44'e çıkartıldı Afrika topraklarında. Değil mi? Orta Doğu'da Körfez ülkeleriyle ilişkiler geliştirildi. Dış misyonlarda 3. Türkiye. Amerika'nın saldırılarına rağmen her sektördeki ekonomi sektörü, diğer PKK'ya silah teslimatına kadar olan eylemlerine rağmen terörle mücadele sıfıra indi. Değil mi? Yurt dışına taşıdık. 4 büyük harekat icra ettik Suriye'de. Irak'taki harekatların sayısını bile hatırlamıyoruz şu anda, pençe serisi. Bunlar hep parayla yapılacak şeyler. Ya dolayısıyla bakın, Ukrayna-Rusya savaşında kızışmasın diye bir sürü arabuluculuk faaliyetleri icra ettik. Tahıl koridoru, esir takası, bir sürü bunların hepsi diplomatik çabalar, ekonomi gerektirecek faaliyetler birçoğu. Evet. Balkanlarda yeniden oturduk. Oradaki IMF'le yapamazsın Türk, bunları. Tabii Türk vatandaşlarımıza Yunanistan, belki Bulgaristan hala hazırda bekliyor apartta bir şeyler yapayım diye. IMF onlara olacak da sen verdi. Karabağ'da gideceksin, Azerbaycan'a destek vereceksin, öyle mi? Yani evet. Bütün bunların, bu tablonun Avrupa'ya rağmen yapıldı bazı şeyler. Biliyorsunuz bu hikayeler. Ve bir taraftan iç barış sağlandı Türkiye'de. Toplumsal barış sağlandı. Ekonomi elbette ki sorunlu şu anda. Ama bu iç barış sağlamak çok çok önemli bir atılım, ataktı. Bütün bunların hepsi Türkiye'nin özelliğine karşı duran iç muhalefet ve dış destek. Ya Gara'da 13 vatandaşımız katledildikten sonra terör elebaşları ne açıklama yaptı? Biz gerekli pası, asisti yaptık. Şimdi siz de AKP faşizmini evet sokaklara dökülüp yangın yerine getirip tabii. Şaka gibi. Şimdi bakın bu, bakın Belçika hikayesi. Bak. Diyarbakır'ı bir söyle ondan sonra. Diyarbakır'ı da verelim. Varsa Diyarbakır'ı verelim. Bak, ondan sonra Diyarbakır'ı verelim, ona da bakalım. Ver. Bak, gel. Hocam siz de buyurun. Diyarbakır'ı ver. Şimdi bak, burası kahvehane. Ses silah nerede? Sesleri geliyor. Aha. Bakın insanlara bakın. Kahvede oyun oynuyorlar. Evet. Akşam sıradan vakti. Bir gün değil mi? Sıradan bir akşam herhalde. Akşam iftar sonrası. Okey falan oynuyorlar. Kahvede çay içiyorlar yani. Dışarıdan birkaç silah sesi duyuluyor ya da silah sesi benzeri patlama duyuluyor. Evet. Bak, herkes bir anda panikle yere yatıyor. Şimdi şurada iyi stüdyonun değil. Dışında bir patlama sesi duysak biz yere yatmayız. Yatmayız. Şundan dolayı bir şey oldu galiba deriz. Fakat Diyarbakır'daki durum o değil. Evet. Bu insanlar daha 10 yıl öncesine, 15 yıl öncesine genetik kadar olarak şunu biliyorlar. Sokakta PKK silah patlatır. PKK sıkar, çaycıyı öldürür. Çaycıyı hatırlayın, evet. Ya çay servisi yapan adamı öldürdü kahvehanede. PKK sıkar, lokantadaki garsonu, müşteriyi öldürür. PKK sıkar, zaman zaman kendisine de destek olan avukatı öldürür. Çünkü bu terördür yani, terör örgütüdür. Biz bu eğitim vermek halkın için psikolojisini bozmuş, evet. Bak, bu yere yatma göre. Ne saldırı var, ne bir şey. Bakın, ne masa kaldı, ne okey takımı kaldı, ne sandalye kaldı. Çünkü bu insanlar biliyor. Bunu yaşadılar. Ve bakın, maalesef bizim hafızamız zayıf. Çok çabuk unutuyoruz. Evet. Ya bu olaylar 10-15 yıl önce yaşanıyordu zaten arkadaşlar. Ya sevgili Diyarbakır halkı. Bakın bunu yaşıyordunuz zaten. Ya huzurdan Allah daha değerli ne var ya? Huzurdan. Sevgili Esenyurt halkı. Allah korusun. Bak tekrar bu olur. Olur ya, adamlar bunu yapacağız diyorlar zaten. Yani Esenyurt'takiler, Diyarbakır'dakiler, Çerkez, Türk, Kürt bir şey ayrımı yok ama özellikle de Kürtler. Ya sizin çocuklarınızı kullanır bir de ya. Ya bu böyle korkunç bir şey. Yani bir Ahmet'in çocuğunu Mehmet'in çocuğuna vurdurtur ya. Bunu yap. Bu adamların sanatı bu. Bunların sanatı bu. Bizim sanatımız gazetecilik, efendim analistik, ekonomistik vesaire. Ya bunların sanatı da bu. Bunların sanatı terör. Terör de işte böyle bir şey kardeşim. Bak az önce ne güzel okey oynadı. Keyifleri yerindeydi. Evet. Bir anda kahvede bir yer yerinden oynadı. Ne abi, hiçbir şey olmadı. Allah'a şükür hiçbir şey olmadı. Yani bir ses. Bir çünkü ses. Şunu biliyorlar ya, burada şöyle bir ortamda kaç tane böyle görüntü yaşadı, böyle kahvehanelerden kaç cenaze çıktı? Çok vahim. Kaç ocak söndü bu kahvelerde? Şimdi, onu biliyorlar ya. Ya böyle huzurlu oturuyorsun evinde, biri tweet atıyor döviz alın diye. He. Bakın
En az bu kadar. Aynısı. Bu ekonomik tetikçiler en az bu kadar terörist. Ve onun cezası yok bizde. Amerika'da atsın, Almanya'da biri yapsın böyle bir şey. Türkiye'de değil, Londra'dan atıyor zaten. Ha. Londra'dan hocam, atıyor. Mesela Türkiye'de değil ama Japonya'da bak, bir Kemal hocam bir şey daha söyleyeyim. Bizi izleyenler şuna emin olsun ki onların tarafıymış gibi konuşup da onların tarafıymış gibi davranıp da onlara yaptıkları yönlendirmeler kesinlikle toplumun aleyhine. Sanki toplum kendi lehine konuşuyorlarmış gibi zannediyor. IMF propagandası yapıyorlar ya. Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde kabul edilemez. O iktisatçıların 5 santim itibarı kalmaz. Sen bu ülkenin iktisatçısı değil misin? Nasıl IMF çağırırsın? Evet. Hocam. Ya şimdi Japonya'da bir deprem olduğu anı hatırlayın. Nasıl küçük çocuklar bile hemen ilk reaksiyonda bir yere sığınmaya çalışırlar üstünü kapatmak için filan. Genetik kodlarında siz dediniz ya. Evet, var. Böyle bir depreme karşı bir ciddi çok yüzyıllardır bir alışkanlıkları var. Doğu ve Güneydoğu'nun kaderi de böyle. Bakın ne kadar, ne, kaç yaşında bilmiyorum şu beyaz tişörtlü. Yani biz bunları askerlere öğretirken bir ay falan geçiyor zaman yani. Ateşe karşı. Ne yapacaksın? Hareket tarzını öğretirken değil mi hocam? Dolayısıyla bunlar bakın çocuk yaştan itibaren terörle yaşamaya alıştırılmış. Ha şimdi Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde şu anda bir sulh var. Yani belli bir aslında şey var, ortam var, iklim var, huzur ortamı var. Onu bozabilecek çok önemli potansiyel dürtüler de var. İşte onu tetiklemeye çalışıyorlar. Ve bu ortamı doğrudan Batı illerine taşımaya çalışan bir kadro var. Ya bu müştereklik, bu ittifaklık neyle açıklanabilir? İstanbul'da düşünün gidiyorsunuz. Bu yine bir kıraathane. Büyük bir alışveriş merkezini düşünün. Büyük bir konferans salonunu düşünün. Ya da konser salonunu düşünün. Binlerce insanın geldiği. Böyle bir reaksiyona, böyle bir sese karşı çoluk çocuk reaksiyon göstermeyle ilgili bir ortam hazırlamak ister misiniz? Ha deprem olur tamam, şu olur tamam, bir takım tatbik ama bu tam bir terörize edilme hali, tam bir tetkiş ortamı, bunun yolunu bu yapıyorlar korku işte. Ortamı tabii. Ve bu korkudan kaynaklı insanların iradesini sahiplenme ortamı. Yani diyeceksin ki ben bunu yaratırım toplumda, ne AVM'ye gidebilirsin, ne konferansa gidersin, ne konsere gidersin, ne toplu taşımaya rahatlıkla binersin. O yüzden hep uzak kalırsın. Eğer istemiyorsan bu ortamı yapmamı, gel beni seç dersin. İşte tam da bu. Demin yaptığı terör bu. Terör bu. Terör bu. Bu da terreden geliyor Fransızca. Korku demek. Jacobenlerin yaptığı o dönem. Terör. İhtilalde. Yani terör. Böyle bir ortam mı gerekiyor? Bir Jacoben grup var bizde. Bu ortamdan besleniyor. Sadece terör değil. Bazı siyasi gruplar. İşte DEM bundan besleniyor. DEM böyle bir ortam istiyor. Korkuya dayalı oy verme. Bu mu demokrasi? Adları demokrasi. Değil mi? Demokratik ortam. Ya burası, şimdi burası ne artık Kürdistan diyebiliriz diyor değil mi? İstanbul için Kürdistanbul diyebiliriz Kürdistan, diyor. Kürdistan. Şu manzarayı batıya taşıyacak. En batıya İstanbul'a. Yani şimdi kardeşim isimlerin, isim fetişi değil kimse. İsimlerin o kadar büyük önemi. Önemli. Yaşadığımız ülke Türkiye. Türkiye. Devletin adı Türkiye Cumhuriyeti. Etnik kökenden bağımsız olarak vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkese Türk deniyor. Kimsenin, devletidir. Bu saatten sonra kimse kimsenin kan grubunu ölçecek değil, o faşizmdir, faşistliktir. Ya bir sürü insan var bugün Türkiye'de, sorsan etnik kökenini bilmez, bir şeyini bilmez. Allah'a şükür hepimiz aynı devletin vatandaşıyız, aynı bayrak altındayız. Zaten bizi güçlü kılan da bu. En büyük gücümüz bu. Siz burada istanları başlarsanız o iş sonunda fistanlara kadar gider. Dallı güllü fistanlara gider. O işin sonu da kimse için hayırlı olmaz. Hayırlı olmaz. Dünyada herhangi bir ülke var mı ya böyle ayrılıkçılık, bölücülük yapılmış da huzur bulmuş? Ya bir tane böyle bir ülke yok. Yok. Bize şunları anlatıyorlar Avrupalılar. Yani biz de salağız ya, ona inanacağız yani. Efendim Çekoslovakya bak nasıl barış içinde bölündü. Lan affedersin, özür dilerim ya, çok dangalak. Zaten öyle bir ülke yoktu. Kendiniz icat ettiniz Çekoslovakya diye bir ülke. İki tane ülkeciyi birbirle birleştirdiniz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Uydurma bir devlet yaptınız. Yugoslavya. Bak ya. Nasıl o. Efendim Yugoslavya bölündü. Ulan Yugoslavya nasıl bölündü? Bir bak bakayım kaç insan öldü? Soykırım yapıldı Yugoslavya'da ya. Ya siz aklınızı peynir ekmekle mi yediniz? Anadolu'da insanlar tarla tapan davası yüzünden birbirini öldürüyor ya. Ya biraz gerçekçi olun. Bir karış tarla için, 3 evlek yer için amcaoğlu amcaoğlunu vuruyor. Sen diyorsun ki efendim orayı Kürdistan yapacağım, burayı Habeşistan yapacağım, burayı da Fistan yapacağım. Ya böyle bir şey olur mu?
Ya bu herkese büyük haksızlıktır. Türkiye'ye büyük tuzaktır. Türkiye'nin büyük bir de, çoğunluğu da... Bir de Kürdistanlı fistan bulmak zorunda kalır. Fistan bulmak zorunda kalır. Herhalde o işler bedava değil. Kusura bakma yani. Fistan bulmak zorunda. Kusura bakma. 1923'te bu cumhuriyet kurulurken etnik kökeni ne olursa olsun Türk milleti kan döktü. Kan pahasına aldı. Değil mi? Çanakkale'de kan pahasına kazandı. E şimdi abicim o yani bu kötü işler bunlar. Böyle ve, saçmalık ve olur mu? Ve bunu CHP'yi truva altında dönüştürüp ya, onun sırtına. Ha tabii şunu söyleyeyim. Fistan kanunu geçirdi. Türkiye'nin çoğunluğu bakın. Türkiye'nin ezici çoğunluğu, kahhar çoğunluğu bu işlere prim vermiyor. Böyle şeylere de inanmıyor. Bunlar marjinal adamlar. Toplasanız %3'ü 5'i bulmayacak adamlar. Üzücü olan şu. Cumhuriyet Halk Partisi adlı şebeke... Bu %3'ü 5'i Türkiye'nin başına getirmeye çalışıyor. Bizim burada feryat etmemizin sebebi o. Yoksa umurumda mı benim ya terörle mücadeleyi zaten devletin birimleri yapar. Bana ne? Zaten yapıyor devlet. Hukukta kapatır kapatmaz. O da çok ilgilendirmiyor beni. Görüşümü söyler geçerim. Ama Cumhuriyet Halk Partisi toplam çoğunluğu halk içindeki varlığı %3'ü 5'i bulmayan marjinal dünyanın her yerinden lanetlenmiş eli kanlı insanları Türkiye'nin yönetimine getirmeye çalışıyor. Biz buna isyan ediyoruz. Bütün problem bu. Belediyede sen bu pazarlığı nasıl yaparsın ya? Belediye eş başkan atanacak. Adam utanmadan söylüyor. Bu partide olmayan bazı arkadaşlar. Yani dağdakiler diyor ya teröristler diyor. Elinde silah tutan, çoluk çocuk öldüren adamlara sordum. Onlar da bana dediler ki git falanca adamı şu Ekrem İmamoğlu'nun yanına başka yardımcısı yap. Falanca adamı falan yere belediye başkanı yap. Aynen bunu söyledim. Ya bu nasıl bir şey? Böyle bir şey olabilir mi? Biz bunlara memleketi teslim mi edeceğiz ya? Böyle bir şey olabilir mi? Asıl feryat ettiğimiz, üzüldüğümüz şey evet. Bu. Şu manzara da bu ülkenin gerçeği bu. Bir şaka değil, kamera şakası değil. Kamera şakası değil. Başka aynen şey de böyle oldu. Söyleyeyim Gaffar hocam bölmüş gibi oldum ama. Buyurun hocam. Benim dikkat ettiğim, önemsediğim başka bir konu daha var. Kamu düzeni. Bakın eğer kamu düzenini böyle tiplere verirseniz eline silah alan sokağa çıkar. Ve kendi düzenini kendi kurmaya çalışır. Türkiye üniter devlet. Merkezi bir devlet. Güçlü bir hükümeti var, güçlü bir cumhurbaşkanı var. Bu bir şans. Eskiden bu kadar kuvvetli bir kamu düzeni kuramıyorduk. Güneydoğu'da, Doğu'da. Neden? O hal kurmak zorunda kaldık. Yıllarca olağanüstü hal. Ya demek ki o bölgedeki kamu düzeni birilerinin elindeydi. Bilmem ne reisinin elinde, bilmem ne şıhının elinde, bilmem ne örgütünün elindeydi yani. Güzel. O halin sonuçlarını söyleyeyim mi hocam? Bakın, buyurun hocam. O hal kurulursa ne oluyor biliyor musunuz? Güvenlik zafiyeti oluşuyor ülkede. Devlet de işte güvenliği korumak için o hal ilerliyor. O hal ilerleyince ne oluyor biliyor musunuz? Kürtler onun bedelini ödediler ya. Evet. Tabii, hem de ticaretiniz, bir defa ticaretiniz kalmıyor. Yatırım kalmıyor. Malınızın, mülkünüzün derdine düşür. Çocuklarınızı aman örgüt kapmasın diye ve okusun diye bir yerlere gurbete gönderiyorsunuz. Orada gece sokağa çıktığınızda bile birileri kimliğinizi soruyor. Gittiğiniz geldiğiniz yerden emin olmuyorsunuz. Hatta bir de işin içine rüşvet giriyor, her türlü tuhaflık giriyor. Demokrasinin olmadığı yerde faili her türlü tehlike olur. 2002'de Erdoğan iktidara geldiğinde o günün HDP'i Erdoğan'a geldi ve dedi ki ya tek bir şey istiyoruz. Tek bir şey. Şu olağanüstü hali kaldır. Başka hiçbir şey istemiyoruz dediler. Hatırlıyorsun değil mi bunu? Tabii evet. Tabii. Şimdi gelelim Brüksel'e. Vaktimiz var. Brüksel'e devam edelim. Şimdi Diyarbakır, Esenyurt, bakalım oradan şimdi, Brüksel. Brüksel'de bir prova yapıyorlar kardeşim. Ne? Brüksel'i ne yapıyorlar? Görmemiz lazım. Bakın, ne yapıyorlar? Şimdi biz Brüksel'i şöyle, şimdi şöyle anlaşılmasın. Efendim Belçika'da, Avrupa'da yaşayan efendim Kürtlerle Türkler arasında bir defa Kürtler değil. Evet. Bir defa Kürtler değil onu söyleyeyim. PKK sempatizanları. Türkler diye bizim ifade ettiklerimizin içinde de mevzul miktarda Kürt de var. Kürt de var. Türkiye'den gelmiş Kürt de var. Karadeniz'de biz burada var. Nasıl birsek orada da bir evet. Bizim toplumumuz. Şimdi çok enteresan bir şey var. Ben bugün Enis Çimen Bey'le uzun bir görüşme yaptım Belçika'yla. Avrupa Demokratlar Birliği Belçika Başkanı. Detay detay da bilgileri aldım. Çok ilginç bir şey yani. Buradan çok pis kokular geliyor. Şimdi Belçika'nın bir özelliği var bakın. Belçika Türk toplumu içinde böyle Türk Kürt vesaire gerilimi olmayan, hiçbir şekilde bu gerilimi olmayan müstesna bir yer. Yani bizim Türkiye'de yaşadığımız kadar bile gerilim yok orada öyle söyleyeyim. Başka yerlerde var. Bu bir. Ya İsveç'te çok var mesela. Bak buraları biliyorsun. Ben kaç defa gittim. Sürekli gidiyorum. Az aşağıda bizim Afyon Elma Dağlıların mahallesi var. Tamam mı? Şimdi zaten kritik nokta bu bakın. Önce bu işler böyle Nevruz kutlaması falan bahanesiyle çıkıyor göğe. Fakat özellikle Türklerin bulunduğu bölgelerde kışkırtıcı hareketler yapıyorlar. Bir arbede tartışma çıkıyor. Akabinde, bakın burası çok kritik.
Yani Türk gençler o kışkırtmalara cevap verince, böyle ufak tartışmalar falan olunca olaylar biraz büyüyecek gibi oluyor. İnternet üzerinden örgütlenen PKK'lılar otobüslerle, otobüslere binerek Belçika'ya geliyorlar. Hepsi Belçika'da değil bunların. Almanya'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan otobüsler dolusu PKK'lı geliyor. Bunun anlamı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu şu demek, burada organize bir iş var. Bu öyle hani gençlerin kavgası dur, ya da spontan gelişen bir şey değil yani. Bir dur. Hazır kıtalar. Bak bir sürü yüzlerini kapatmış tipler geçiyor. Bir sürü. Tabii. Devam. Tabii. Ona dikkat şimdi, edin lütfen. Şimdi birincisi bu. İkincisi çok enteresan bir detay var. Olayları başlatanlar Suriye kökenliler. Bakın kritik burası. Yani hani PKK militanları Türkiye'de kökenli olanlar da oluyor ya. Türkiye'den giden var, Irak'tan katılan var, Suriye. Bunlar Suriye'den katılanlar. Yani o YPG, MPG bilmem ne dediğimiz yerden. Sebebi şu. Avrupa'da yaşayan Türkiye'den gitmiş insanlar, etnik kökeni ne olursa olsun, orada gayet düzgün, kanunlara uyan normal bir hayat yaşıyorlar. Ezici bir çoğunluğu, hele Belçika'dakiler tamamı neredeyse o haldeler. Fakat daha sonradan gelen muhacirler içinde bu tip örgütlere sempatisi olanlar var. Bunlar özellikle kullanılıyor. Kim kullanıyor acaba diye sorduğumuzda asıl bakın kim kullanıyor acaba? Şimdi öyle böyle bir kullanma da değil. Mesela olayların sıçradığı yer Limburg. Limburg, Belçika'da 300 bin Türk var. Aşağı yukarı 300 bin. Üçte biri o vilayette yaşıyor. 90 bin Türk'ün yaşadığı bir yer. Olayların geçtiği mahallenin, kasabanın neredeyse tamamı Türk. Bakın çok enteresan. Neredeyse tamamı Türk olan bir yerde PKK militanları gelip evleri yakıyorlar. Evleri yakıyorlar. Camilere saldırıyorlar. Kahvehaneleri kundaklıyorlar. Ülke ocağında efendim dernekleri kundaklıyorlar. İnsanlar korkudan saatler boyunca evlerinden çıkamıyor. Basbayağı Avrupa'nın göbeğinde faşist bir pogrom yaşanıyor. Polis de müdahale etmiyor. Gelenlerin önemli bir bölümü, o saldırganların önemli bölümü Fransa'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan geliyor. Polis onlara dokunmuyor. Ha, buradan anlıyoruz ki Avrupa'nın tamamında terör örgütü olarak ilan edilmesine rağmen PKK'ya yönelik bir müdahale yok. Belçika polisi çok elini ağırdan alıyor. Peki kim olabilir, amaç ne olabilir? Şimdi tahminen birincisi buradaki eylemlerin Türkiye'deki yerel seçime dair bir mesaj üretmesi isteniyor. Bu şu demek, biz burada bunu yapıyoruz, siz orada yarın, yarın İstanbul'da da yapacağız, İzmir'de de yapacağız. Peki mümkün mü? Mümkün. Dikkat edin, tekrar ediyorum. Eylemlerin, bu saldırıların yapıldığı yer Türklerin en yoğun yaşadığı yer. Yani şurada yapılmıyor. Türklerin 3-5 hane olduğu, azınlık olduğu bir yerde onlara bir saldırı yapılmıyor. Tam aksine. Türklerin çok yoğun olduğu, neredeyse herkesin aynı hassasiyet taşıdığı yerde yapılıyor. Yani şöyle söyleyeyim size. İstanbul Üsküdar'da yapılıyor. Efendim İstanbul Fatih'te yapılıyor. İstanbul Bağcılar'da, Başakşehir'de yapılıyor. İstanbul Kadıköy'de yapılıyor. Böyle bir yerde yapılıyor. Konya'da, Kayseri'de. Konya'da, Kayseri'de, Yozgat'ta. Yani buradaki eylemin bir defa böyle ürettiği bir mesaj var. İkincisi, Avrupa'da seçimler yaklaşıyor. Belçika'da seçimler yaklaşıyor. Faşist partilerin, yabancı düşmanı partilerin yükselmesine yol açıyor. İslam düşmanı partilerin yükselmesine yol açıyor. Bu onların ekmeğine yağ sürüyor. Çünkü Avrupalılar şöyle bakmıyor. Ya bunlar diyor PKK'lı, hepsi diyor aynı, hepsi Türk bunların diyor. Hepsi aynı yerden gelmiyor. Suriyeli de Türk diyor zaten. Hepsini öyle görüyor. Ama en önemli tehlikeye geleyim. En önemlisi şu, bakın. Belçika'nın bir özelliği var. Belçika Türkiye seçimlerinde, biliyorsunuz gurbetçilerimiz, vatandaş olanlar, çifte vatandaş olanlar ya da Türkiye için oy kullanıyorlar. Türkiye seçimlerinde Belçika'daki oyların 80. neredeyse %90'a yakını, %80'den fazlası Recep Tayyip Erdoğan'a verildi. Yani bu, Kürtler de var, Türkler de var içinde. Şey yok yani, ya da işte efendim Karadeniz'i de var. Bayburtlusu da var. Hepsi var. Her memleketten insan var. Malatyalısı da var. Rekor düzeyde bir katılım ve rekor düzeyde oy verildi. Avrupa devletlerinin genel olarak gurbetçilerin, Avrupa Türklerinin Türkiye'ye yönelik, ana vatana yönelik muhabbetlerinden, ana vatanlarına, yurtlarına olan hassasiyetlerinden uzun yıllardır rahatsız olduklarını biliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle beraber bu rahatsızlık kat be kat arttı. Evet. Bunları bahane ederek Avrupa'da yaşayan Türklerin medeni haklarına yönelik saldırılar yapacaklar. Evet. Onların vatandaşlık haklarına yönelik, onların oy kullanma haklarına yönelik bir saldırının hazırlığını yapıyorlar. Haklarını yani ta 2019'da Türkiye'de kurmaya başladıkları oyunu şimdi 2028'e taşımak için bir altlık yapıyorlar. Bunun için de PKK'yı kullanıyorlar. PKK'yı nasıl kullanıyorlar? Önce Suriye'den göçmen gelmiş çocuğu alıyor. Yapabilirse
oradaki Kürt'ün çocuğunu da devşirecek, onu da sokağa sürükleyecek. Tıpkı Türkiye'de yaptığı gibi. Onun için burada gördüğümüz manzara bugün Belçika'da, yarın İstanbul'dan habercisi. Ya şu hemen vereceğim. Twitter'da falan bu odalar var ya, bir tanesi attın mı bugün mesela? Işte. Evet evet evet. Oo, yakarız, yıkarız. Evet evet. Bir tane sağ bırakmayız, bizi tanımıyorlar. Tabii tabii falan. Açıkça bakın ölüm tehditleri var. Yani evet. Enis Bey de gönderdi, farklı kaynaklardan o öyle videolar geldi, ses kayıtları geldi. PKK üyeleri diyeyim, sempatizanları diyeyim, açıkça insanları ölümle tehdit ediyor. Öldürme çağrısı yapıyor ve buna Avrupa polisi müdahale etmiyor. Avrupa istihbaratı müdahale etmiyor. Çünkü bu iş planlı bir iş ve Türkiye'ye yönelik özel bir organizasyon. Hemen yanına bir ek yapayım. Bakın bugün gelen bir haber. Avrupa'da Alevi örgütleri arasında Almanya tarafından kullanılan ABF diye bir örgüt var. Bu Alisiz Aleviliğin sponsoru. Başındaki adam Turgut Öker PKK'nın uzantısı partiden milletvekilliğiyle ödüllendirildi. Alevi Birlikleri Federasyonu. Evet, bu ABF kendisine bağlı olan derneklere bir ultimatum yayınladı bugün. 2 gün önce. Dedi ki, eğer dedi derneklerden birisi sizler Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarıyla görüşürseniz sizi cezalandırırım. Türkiye Cumhuriyeti'yle görüşemezsiniz dedi. Rezalete bakar mısınız? Türkiye'den gitmiş insanlara, bazıları bunların önemli bölümü Türk vatandaşı olan Alevilere kendi devletleriyle Türkiye Cumhuriyeti'yle konuşma yasağı koydu. Bu yasağı koydurtan Alman devleti. Onun için şu anda Avrupalı Türklere yönelik ciddi bir operasyon var. Bu operasyonu Türkiye'deki operasyondan, Türkiye'de yürüyen süreçten ayrı düşünemeyiz. Hikayemiz ben bu. Şöyle anladım. Şimdi bunlar şöyle bir çalışma yapmış Kemal Hocam. Santim santim, oy oy. Evet. Nereden ne koparabilirsek hazırlığını yapmışlar, başlamışlar. Evet. Kemal Şimdi bakın burada ciddi bir mesele var. Bunlar sıradan alelade insanlar değil. Yani bu bölgede Avrupa'da, özellikle Almanya'dan bahsedeceğim örnek olsun diye, bu insanları ikiye ayırmak gerekiyor, bu grubu. Şimdi yıllardır İran'dan, Suriye'den, Irak'tan ve Türkiye'den bu Avrupa devletlerine göçmüş insanlar var. Bunlar Kürt de olabilir, Türk de olabilir, fark etmiyor. Ama özellikle Kürt etnik kökenine sahip kişiler buraya gittiklerinde ciddi istismara maruz kalıyorlar. Neden? Avrupa'da, özellikle Almanya'da PKK terör örgütünün bir yapılanması var. Bunun başında biri var. Yani PKK örgütünün Almanya sorumlusu var. Hepsinin başında bir de Avrupa sorumlusu var. Almanya'yı şöyle yapmışlar, kantonlara bölmüşler. Almanya federal bir ülke biliyorsunuz. Fiziki sınırlara göre değil, kendi kafalarına göre Almanya'yı 7-8 bölgeye bölmüşler. Her bölgenin başında bir tane bölge sorumlusu var. Ve bunların hepsi kayıt dışı kişiler. Oraya gittiklerinde şöyle bir sistem kurmuşlar. O bölgedeki PKK'lı aileler diyelim, PKK mensuplarının aileleri hep beraber bu kişiyi alıyorlar, saklıyorlar, besliyorlar. O da el altından bütün faaliyetleri yürütüyor. Bu şablon, bu kantonal şablon Avrupa'nın her ülkesinde hemen hemen var. En güçlüsü işte İsveç'teydi. İkincisi bu bölgelerdeki bu yapılanma içerisinde alt bölümler var. Kimisi haraç toplamak için görevlendirilmiş, vergi toplayıcısı, kimisi eleman devşirmek için görevlendirilmiş, kimisi entelijansiya doktrine ediyor bu faaliyetleri. Bir kısmı bir şekilde silah, yasa dışı silah kaçırma olaylarında ön planda. İşte finans dediğimiz konularda vergi toplama, haraç toplama ya da uyuşturucu pazarlama gibi böyle sektörel, ekonomik, iktisadi bölünmelere ayrılmışlar. Almanya'dan toplanan yaklaşık 253-300 milyon euroluk bir paket yıllık. Bütün ülkelere yayın bunu, milyarlarca dolar yapıyor. Ve bu sistemi yıllardır Avrupa içinde besliyor. İki sebepten dolayı. Bunlardan bir tanesi demokrasi adı altında. İşte dernekler, vakıflar, sol fraksiyonlu örgütlerin kurulmasına zemin açıyorlar. Özellikle orijinal oradaki sol fraksiyonlu partiler destek veriyor. Hatta milletvekili yapıyorlar bunların bir kısmına. İsveç'te hatırlayın. İkinci sebep Türkiye düşmanlığı. Bu yapıyı saklı tutuyorlar. Bir günü geldiğinde Avrupa merkezinden Türkiye'ye karşı yapılacak bir faaliyette kullanılacaklar. Bakın başladılar. Ama şunu unutuyorlar. Bu yapı öyle bir kemikleşmiş ki artık Almanya söküp atamıyor. Akrep onları sokacak böyle. Bitti. Bu kadar. Peki. Burada kritik bir soru. Tüm bunlar oluyor. Bak. Bunlar göçmen. Değil mi? Bunlar evet. Göçmen. Evet. Belçika için göçmen. Evet. Brüksel için göçmen. Ve rahatla durmuyorlar. Ortalığı yangın yerine çeviriyorlar. Belçikalıların hiç, Brüksellerin hiç umurunda değil. Daha beterini söyleyeyim Turgay Güler.
Daha beterini bakın, daha beteri. Hiçbir rahatsız olmuyor. Bakın olaylar ilk başladığında gene Enis Bey'in verdiği bilgiyi söyleyeyim. Bakın olaylar ilk başladığında olaylara katılmak için, Türklere saldırmak için Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan otobüslerle gelen kişiler olayların olduğu noktaya kadar ulaşabiliyorlar. Şehre ulaşabiliyorlar. Ve polis olmasına rağmen, yani olayların geçtiği bölge polis ablukasında. Hayırdır gözüm Belçika'nın, nereye diyen yok. Belçika'nın çevik kuvveti falan görevde, olayları engelliyor. Ve ne hikmetse en az iki otobüs dolusu militan bir yolunu bulup oraya geliyorlar. Yani demek ki onlar durdurulmuyor. Hatta demin konuştuğumuz kayıtlar. Ya o kayıtlar sosyal medyada geçen, onlar gizli dinleme kaydı falan değil. Sosyal medyada, sohbet odalarında örgütleniyorlar. Telegram kanallarında örgütleniyorlar. Yazılan şeyleri ben şu an telaffuz etmek istemiyorum. Son derece ırkçı, son derece çirkin, son derece alçakça laflar, alçakça sözler ve basbayağı katliam davetiyesi yapılıyor. Bunları bizim gördüğümüzü Belçika polisinin, Almanya polisinin, Fransa polisinin, Alman gizli servisinin bilmeme ihtimali var mı? Ben iddialı söylüyorum. Bu işlerin arkasında Alman gizli servisi vardır. Var. Belçika'da değil. Evet. Belçika gafil avlanıyor burada. Bunun arkasında Almanya'nın gizli servisi vardır. Fransa'da çok açıktır. Eğer yoksa, yani Almanya buna dahil değilse, o zaman Almanya'dan otobüslerle buraya gidenleri tutsun kulağınlar, hepsiyle ilgili işlem yapsın. Evet. Bu yani olaylara katıldığı için. Evet. Hem terör olayına katılıyorlar. Bakın bu bir terör olayıdır çünkü bu örgüt tüm Avrupa'da terör örgütü olarak tanınmaktadır. Alman yasalarına göre terör örgütüdür. Evet. Hem bir terör olayına katılıyorlar, hem de bu terör olayına başka bir ülkede katılıyorlar. Yani Almanya sınırları dışına çıkıp katılıyorlar. Almanya bu işlerin arkasında değilse buna müdahale etsin. Fransa'da sarı yelekliler olayını hatırlarsınız belki, değil mi? Bu emeklilik, işte mazot fiyatları falan. Sarı yelekliler grubun içerisinde sözde PKK paçavralarıyla o gösterinin içerisinde enjekte olmuş gruplar vardı. Ve Fransa bunu medyada gösterdi. Hiçbir şey yapmadı. Yani aslında sarı yeleklileri yanında demokratik hak arıyormuş gibi gözüken kitlenin içerisine bile sızabiliyorlar bunlar. Enjeksiyon metoduyla. Evet. Her yerdeler. Ve her gerekçeyi kullanabiliyorlar. Hocam tabii burada sadece gösteri değil. Burada kundaklama, bu eylem var, tabii eylem yaralama. Var yani burada ciddi şeyler. Orada da vardı araba yakılan Fransa'da. Son bir ek bir süre. Çok kısa. Ben çok BK seçimi gördüm. Hiç bu kadar BK seçimi görmedim. Eğer yanlış tercih yapılırsa asıl BK seçimini de bir sonraki genel seçimde göreceğiz. Sadece biz bakmıyoruz, Avrupa'da bu seçimlere bakıyor. Bu seçime bakıyor. O yüzden biz uyarımızı yaptık. Belgesiyle, bilgisiyle tane tane tek tek anlattık. Gafar Yakınca, Kemal Olçar, Yusuf Dinç. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi sahurlar efendim. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.